Urfanatik TV ekranlarında mutlu akşamlar diliyoruz. Her salı akşamı olduğu gibi bu akşam da Şanlıurfa Spor'u konuşacağız. Spor Fanatik programında bu akşam stüdyo konuğumuz Erkan Sözleri, Şanlıurfa Spor Teknik Direktörümüz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Erkan Sözleri hocamızla beraber dolu dolu dop dolu önümüzde saatler var. Güzel bir şekilde değerlendireceğiz ama öncesinde haftanın sonuçlarına bakacağız. Şanlıurfa sporumuz çok çok önemli bir galibiyeti imza attı. Geçen haftanın neredeyse parlayan yıldızı Ümraniye Spor, Çorum Spor'u 3-0 net gibi bir skorla geçmişti. Bu haftada biz 3-1 ile kendilerini geçtik. Eleboş göndermesini bildik. Erkan hocamızla beraber geçmişten bugüne çok güzel bir sohbetimiz olacak. Hemen arkadaşlar haftanın sonuçlarına bakalım. Siltaş Yapı, Pendik Spor 1, Kocaeli 2, Ankara Gücü 1, Teksüt Bandırma 2, Esenler Erok yeni Malatya maçı oynanmadı. Erzurum Spor 1, Ankara Gücü 0, Manisa Futbol Kulübü 2, Sakarya Spor 2, Alagos Holding Iğdır 6, Adana Spor 1. Haftanın en farklı sonucuydu. Gençler Birliği 1, Bolu Spor 1, Ahlat Çorum 2, Fatih Karagümrük 2, Şanlıurfa Spor 3, Central Hospital Ümraniye Spor 1, Ahmet Spor 0, Uğur Okulları İstanbul Spor 1, haftanın en önemli karşılaşmalarından birisiydi. Önümüzdeki haftanın karşılaşmalarında açılış karşılaşması Kocaeli Spor, Erzurum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Alagöz Holding Iğdır, Gençler Birliği, Fatih Karagümrük, Manisa Futbol Kulübü, Bolu Spor, Esenler Erok, Ankara Gücü, Central Hospital, Ümraniye Spor, Teksüt Bandırma Spor, Ahlat Çorum Futbol Kulübü, Adana Spor, Siltaş Yapı, Pendik Futbol Anonim Şirketi, Yeni Malatya Spor, Ankara Keçiören Gücü, Uğur Okulları, İstanbul Spor, Şanlıurfa Spor ve haftanın kapanış karşılaşması Sakarya Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek. Önümüzdeki haftanın karşılaşmaları bu yöndeydi. Ve Şanlıurfa Spor'umuz söylemiş olduğumuz gibi çok çok önemli bir galibiyete imza attı. Galibiyet sonrası tabii ki yüzler gülüyordu. Kaptanın inanılmaz saha içerisindeki performansı, 11 oyuncunun nasıl kenetlendiğinde başarı gösterdiğini görmüş olduk hocam. Evet. Sondan mı başlayalım? Yoksa siz nereden gelelim? Siz nereden isterseniz. Öncelikle dinleyenlere, izleyenlere selamlar, saygılar sunuyorum. Tabii hemen girişte şöyle bir şey söyleyeyim. Belki böyle düşünenler olabilir. İşte bir galibiyet aldı, hoca hemen canlı yayına çıktı falan diye. Öncelikle sizin gibi Urfa'nın, Şanlıurfa'nın gündemini belirleyen bir kanala konuk olduğum için çok mutluyum. Tabii başkanımızla da yönetim kurulumuzla da paylaştım. Onlar da çıkabilirsin hocam dediler. O yüzden hem kendimizi ifade etmek hem de şunu da bilinmesini istiyorum. Yani burada söyleyeceğim her şey samimi açıklamalar yapmak istiyorum açıkçası. Yani altında hiçbir şey aranmadan, yani işte hoca tribünlere mi oynuyor falan denmeden aynen samimi açıklamalar yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten ben 2007'den sonra ikinci defa Şanlıurfa Spor'da çalışıyorum. O yüzden kendimi buraya ait hissediyorum. O yüzden de samimi açıklamalar yapmak istiyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz. O bizim talebimizi geri çevirmeyip Şanlıurfalılarla buluştuğunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet, o zaman startını Erkan hocamıza hazırladığımız bir sürprizimiz var. O sürprizle, o VTR ile başlayalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hazır mı arkadaşlar? Tamam. Onu hazırlayayım. Hemen sevgili Kadir veterimizi hazırlasın. Tabii ki Şanlıurfa sporumuz. Hocam hafta sonuyla başlayalım. Arkadaşlarımız hazırlayana kadar. Hafta sonu nasıl bir hafta sonuydu? Güzel bir hafta sonuydu. Yani şimdi futbolda galibiyetler çok güzeldir. Evet. Mağlubiyetler çok kötüdür. Beraberlikler arada derededir. Onun maçların ağırlığına bağlı, gücüne bağlı. Ama biz özellikle seyircimizin, taraftarımızın, camiamızın önüne ilk defa çıkıyoruz. Herkes merak ediyordu. Yani kapalı bir kutuyduk aslında. Evet.
bakıldığı zaman kamp ortamımız olsun. Ondan sonra hazırlık maçlarımız olsun. Kapalı bir kutuydu. Yani sadece dışarıdaki insanlar değil, sadece Urfa, Şanlıurfa'daki insanlar da bizi merak ediyordu. Halkımız, taraftarımız, sayın valimiz, belediye başkanımız, emniyet müdürümüz, milletvekillerimiz, ülke erkanlar hepsi merak ediyorlardı ki meraklarını giderdiğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla iyi bir hafta sonu oldu. Her açıdan iyi bir hafta sonu oldu. Biz tabii şunun peşindeyiz. Yani bu formayı, bu armayı ne kadar iyi temsil edebilirsek biz o kadar mutlu olacağız. Bunun peşindeyiz. Oyuncularıma da bunu söyledim. Maçtan önce, kamp döneminde bir karakter ortaya koymamız lazım. Tabii ki kısıtlı bütçelerle mücadele edeceğiz. Ama bunu bütün oyuncularımla biz bilerek verdik. Evet. Ya burada kimsenin işte ya burada da şöyleydi böyleydi deme lüksü yok, şansı da yok. O yüzden bunu bilerek gelen hem oyuncularımız hem biz olduğu için çok da ufak tefek şeyleri de dert etmeyeceğiz. Etmiyoruz da zaten. Bakıldığı zaman çok güzel bir hafta sonu geçti. Biz geçen hafta ben Ümraniye Spor Çorum Spor maçını canlı izledim, gittim. Ankara Gücü maçından sonra. Notlarımı aldım, analizlerimizi yaptık. Özellikle Ümraniye Spor'un geride üçlü oynayıp top rakibi geçtiğinde 5'liye döndü ve 5-4-1'e döndü. Ondan sonra çok kapalı oynadı, kompakt oynadı. Saha için daraltmaları çok iyi yaptığını gözlemledik. Burada da tabii biz özellikle stadyumda da biraz panayır gibi olsa da o gün taktik çalışmalarımızı yaptık. Hani panayır gibi bunu garipsemek için söylemiyorum. O insanlar da orada hem atletizm yapıyorlar hem biz orada taktik. Aslında güzel de bir ortam. İç içe olması iç çok güzel oldu. Aynen. Sağ olsun futbolcularım dediklerimizi her şeyi harfine sahada uygulamaya çalıştılar. Uyguladılar da zaten. Ve üçlü defansa karşı nasıl pres yapılır, baskı yapılır. Dörtlü defansa karşı zaten çalışmıştık. Üçlü defansa karşı da çalıştık ama bir daha güncelledik. Ve nihayetinde hakikaten maçın geneline baktığım zaman yediğimiz gol de dahil çok pozisyon vermediğimizi görüyorum. Erzan neredeyse hiç yatmadan maçı bitirdi hocam. Evet, aynen öyle. Biz Ankara Gücü maçında da özellikle çok pozisyon vermedik. Ama yeni takım olmanın dezavantajlarını ister istemez yaşıyoruz. Yani tabii ki. Çünkü 20 küsur tane yeni futbolcu. Şimdi bu futbolcuları hem takım savunmasına hem oyun anlayışına adapte etmek kolay değil. Ve bu oyuncular ilk defa işlerinde %90'ı neredeyse birincilikte oynuyorlar. Evet, yani öyle bir dezavantaj da var. Yani ona dezavantaj mı deriz, avantaj mı deriz onu ilerleyen süreçte göreceğiz. Zaman zaman avantaj olabiliyor. İşte mesela Atakan girdi oyuna, çok katkı evet. yaptı. Hakan Erçelik gitti. Alt liglerinden gelen Ahmet maçın içinde genelde muazzam da Ahmet takıma katkı yaptı. Yani bu tarz oyuncuların şöyle bir şey var. Yani bu oyuncular vitrine çıkmak istiyorlar. Vitrine çıkmak için de ne yapmalar lazım? Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalar lazım. Bu bizim için dezavantaj olmasına değil, avantaj diye bakıyorum. Tabii ki defolarımız oluyor. Yani alt liglerden gelen deneyimsizlikler, evet. eksiklikler ister istemez oyun içinde, maçın içinde yaşayabiliyoruz ama bakıldığı zaman güzel karakterli Sayın Başkanımız, Giray Başkanımız ve yönetim kurulumuz güzel karakterli bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Düşünüyorduk şeyde kampta. Biz bunu gördük, öngörebildik. Hatta TRT Spor'da açık yayına çıktığımda orada da söyledim. Biz çok can yakacağız. Bizi kimse hafife almasın diye. Tabii bunu söylemeli olmaz. Hayata geçirmek lazım. Tabii biz oralardan ben şunu gördüm mesela. Kampta geç açtık sezonu. 12-13 gün gibi geç sezonu. Kampa geleceğiz hocam. Hı. Bir virgül koyalım. Koyalım. Çünkü biz başlarsak sonu gelmez. Bir bakarız geceyi bulmuşuz ama VTR'leri göremeyeceğiz. Evet. VTR hazır mı arkadaşlar? Evet, Erkan hocamızın hazırlamış olduğumuz güzel bir VTR var. Onu sizlerle baş başa bırakalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Müzik.
arkadaşlarımız böyle güzel bir sürpriz yaptılar sizlere. Neler güzel hissettiniz hocam? Çok güzel olmuş. Ellerine, kollarına sağlık. Hakikaten hem duygusal olmuş biraz. Çok mutlu oldum, çok memnun oldum. Bunu da telefonuma mutlaka isterim sizden. Tabii ki. Sağ olun. Hocam, 2007 yılı Temmuz ayında Şanlıurfa Spor'a geldiniz. Aralık ayında işte 10 galibiyet sonrasında yaşanan olumsuzluklar vardı. Sonrasında Şanlıurfa'dan gitmiştiniz. Şanlıurfa Spor'dan o teklifi aldığınızda tekrar geri gelmek sizlere nasıl bir duygu hissettirdi? Ya şöyle, tabii 2007'de geldiğimde 10 maç üst üste yenilmemiştik. Biraz o zaman da biraz ekonomik sıkıntılarımız vardı. Sonra oyuncular şöyle bir şey yaptılar. Biz antrenmana çıkmayacağız falan dediler. Ben de yani şimdi bir şey diyemedim yani. Orada hani oyuncuların o şeyine biz oraya müdahil olamayız. Ama dedim ki yanılmıyorsam Adıyaman maçıydı içeride. Tamam dedim. Ama dedim maça çıkacaksınız. Aslan gibi oynayacaksınız dedim. Yani kendinizi bir daha ifade edeceksiniz. Dışarıda tamam bir tepki gösterirsiniz filan. Sonra Adıyaman maçına geldik hafta sonu. Çok net hatırlıyorum onu. İlk yarı oyuncular hiç kıpırdamadılar yani. Yani bildiğiniz sessiz protesto gibi filan oldu. Ben de devre arası girdim. Dedim ki ben dedim size boşuna inanmışım dedim. Evet. Siz tamam tepkinizde haklısınız ama haklı olacağınız merci dışarıda. Sahada daha haklınızı ispat edeceksiniz dedim. Madem siz böyle mi yaptınız dedim. Oynamıyor musunuz? Mücadele etmiyor musunuz? Şimdi çıkın dedim ikinci yarı. İster oynayın ister oynamayın. Maçtan sonra ben bıraktım dedim. İstifa ediyorum dedim. Beni kimse döndüremez ki istifa ettim. Ondan sonra çıktılar 1-0 kazandık maçı ama ben dönmedim kararımdan. Çok uğraştı yöneticilerimiz de sağ olsunlar. O zaman Müslüm Ali Emderoğlu, Fatih Bucaklar falan. Buradan da selamlar olsun. Yani öyle bir anekdot var. Tabii şimdi benim background'ımda mesela Giresun'a 3 defa gittim geldim. Evet. Erzurum'a 2 defa gittim geldim. Gençler Birliği'ne öyle. Dolayısıyla ben hani ayrılıklar sevdaya dahildir derler ya. Evet. Yani ayrılırken de biz asgari müşterekte iyi şekilde ayrılmaya gayret ediyoruz. Hemen hemen her takımda da öyle oldu bugüne kadar. Onun için bu kapılar bize bir daha açılıyor. Dolayısıyla bana teklif geldiği zaman tabii şeyler de söylendi. Yani Ali Sembol ve başkanımız Muharrem Bey bana şartlar da söylediler. Yani düşük bütçe, kısıtlı bütçelerle. Yani bütün her şey önünüze serdi. Tabii tabii. Yani artıları, her şey şeffaftı. Eksileri. Tabii. Her şey şeffaftı. Yani burada tabii konuşmak da lazım şeffaf. Ben de dedim ki ya ben dedim madem siz bu taşın altına elinizi hatta gövdenizi soktunuz. Ben de sizle beraber varım dedim. Öyle anlaştık. Çok da mutluyum. Bir defa Şanlıurfa Spor bir marka. Ben bunu söylemek istiyorum. Hani demin de söyledim. Açıklamalarım tamamıyla tribün oynamak değil, samimi. Şanlıurfa Spor bir marka ve bu markanın da bugüne kadar Süper Lig'de olmaması benim için üzüntü verici. Yani benim için şöyle üzüntü verici, bir spor adamı olarak üzüntü verici. Çünkü böyle büyük markanın, böyle büyük bir şehrin, işte yıllardır zaman zaman ekonomik imkanları sunan şehrin, bir türlü yukarılarda Süper Lig'lerde olmaması, işte ne ilçe takımları Süper Lig'lere evet. çıktı. Olmamasının altındaki nedeni aslında böyle bir araya gelip bir değerlendirmek lazım. Yani bir şeyleri ortaya dökmek lazım. Niye olmuyor bu? Zaten diye. Sıkıntı hocam bir araya gelinememesi. İşte gelmek lazım. Büyük evet. bir aile olmak lazım. İnanın Şanlıurfa camiası, halkı, çok güzel bir halk bir araya gelebilir isterse. Ve geldiği zaman da bu büyük aile olmayı başarabilir. Bu büyük aile olduğunda da inanın Süper Lig hiç uzak değil. Yani bu kadar ilçe takımının Süper Lig'i gördüğü işte yerde Şanlıurfa Spor gibi büyük şehrin görmemesi üzüntü verici. Ama inşallah tabii bir şeyler atılıyor, temeller atılıyor bu konuda. Ben baktığım zaman şimdi geçen sene de bir şampiyonluk parolası gibi başlandı evet. falan ama son maçta ligde kalındı. Olabilir. Futbolda bunlar var. Ama önemli olan temelleri nasıl attınız?
temelleri iyi attınız mı, sağlam temeller üzerine attınız mı? İşte geçen sene son maçta ligde kalınınca ister istemez bir travma oluştu. Tekrar bir şüphe oluştu, kongre oldu filan. Bu sene de şimdi şöyle bir temel atmaya çalıştık biz. Giray Başkanımız, yöneticilerimiz ve biz şöyle yola çıktık. Yani şimdi biz hedef olan oyuncuları tespit edip, bunun içinde genç oyuncu da var, deneyimli oyuncu. Mesela deneyimli oyuncu kim? Burak. Hatay Spor'da oynamış ama deprem görmüş. Evet. Tekrar kendini ifade etmek istiyor gibi bu tarz oyuncuları da takıma katıp ondan sonra bu temelleri sağlam oturtup, yani bu temelleri attığınız zaman seneye, her sene 20 tane oyuncu gelsin gitsin. Böyle yani ne şampiyonluğa ulaşabilirsiniz ne de başka bir başarıya yani ulaşabilirsiniz. Parayı yetiştirebilirsiniz hocam. Ya ekonomisi zaten, yani bakın transfer yasakları falan o yüzden geliyor zaten. Bir defa temelleri attınız. Mesela bu sene güzel bir oluşum yaptınız. İşte performans veren oyuncuları tuttunuz, iskeleti sağladınız. Onun yanına tekrar işte 5-6 tane, 7 tane neyse bunun ismi oyuncular kattınız. Ve böyle böyle kar topu gibi o zaman başarıyı sağlarsınız ki Süper Lig'de daha yakın olur. Bakın ben çok önemli bir örnek vermek isterim. Bodrum Spor'u. Evet. İşte mesela ilçe takımı değil mi? 3 senedir playoff oynuyorlar, finale oynuyorlar, kapıdan dönüyorlar ama ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hiç kadroyu çok bozmadan, yani bir karakter koyarak, yani çok düşük bütçede değil ama çok afaki bütçeler de değil. Yani orada ödemeler dengeli zamanında, hani duyduğum kadarıyla tabii söylüyorum. Evet, o zaman başarıda bakın Süper Lig'e çıktı bugün. Yani 3 senelik istikrar, işte hocası da dahil. Yani ben bu konuda kendim için söylemiyorum asla, yanlış anlaşılmasın. Bir istikrarlı bir yapı oluşturursanız, bunu devam ettirirseniz başarı kaçınılmaz olur. Yoksa her sene yeni bir takım yapın, her sene bir sirkülasyon olsun. Burada o zaman yani gerçekten başarı zor. Yani şimdi Mourinho gelse diyorduk ya, Mourinho evet. Da geldi Türkiye'ye buradan da. Mourinho gelse başarılı olamaz diyoruz ya. Yani eğer siz devamlı bu sirkülasyonu yaparsanız başarılı olmak çok zor. Devamlı o zaman oyuncu gelir gider, antrenör gelir gider. Bu anlamda biraz dirayetli olmak lazım. Biraz istikrarlı olmaya çalışmak lazım. Bu konuda bir temeller atıldığını görüyorum en azından. Giray Başkan ve yönetim kurulu tarafından. Hani inşallah devam eder. Tabii bu anlamda da destek de önemli. Mesela maçta sonra Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz, Milletvekillerimiz, yani hem takımı merak ettiler, maçtan sonra memnuniyetlerini ifade etmişler. Ben çok mutlu oldum. Hem de bu takım desteği hak ediyor diye duyumlar aldım. Bu konuda da çok hem kendi adıma hem takımım adına çok mutlu oldum. Çünkü hakikaten karakterli bir oyuncu grubumuz var. Mücadele eden, bu forma için savaşan, savaşacak ki gördünüz, savaştılar. Güçleri yettiğince 60 dakika, 65-70 dakika ama bunu daha ileri ne kadar taşıyabiliriz? Bu takıma ne kadar destek verebiliriz? Çünkü bir tane Şanlıurfa Spor var hani tabiri caizse. Bu Şanlıurfa Spor takımına destek vermek hepimizin boynumuzun borcu, mülki erkanlarda işte boynumuzun borcu diye düşünüyoruz. Biz saha içinde diğer saydığım insanlar saha dışında bir güzel bir büyük bir aile olursak ben başarının, hani ben çıtayı yüksek tutmuyorum ama bu sene başarının temellerini atıp yani istikrarın temellerini atıp ondan sonra kar topu gibi demin de ifade ettiğim gibi tespitleri doğru yapıp, doğru tespitler yapıp seneye o oluşumu devam ettirmek bence başarının anahtarı diye düşünüyorum. Aslında söylediğiniz gibi her şey evet maddiyatla oluşuyor ama iskeleti siz elinizde evet. Tutabilirsiniz, onu başarabilirsiniz ve aldığınız oyuncuları iyi değerlendirip biri 20'ye, biri 30'a satabilirseniz evet o zaman başarı kendi kendine gelir evet. Ve alttan oyuncu getirebiliyorsanız bu çok önemli. Çünkü Türkiye'nin en genç nüfusu Şanlıurfa, 19 yaş ortalaması var ama alttan sporcu gelmiyor, hep dışarıya gebek oluyor. Ya aslında bu Türk futbolunun sorunu İbrahim'ciğim. Yani buna ben her platformda zaman zaman işte TRT Spor, Aspor biliyorsunuz çıkıyorum. Evet. Orada dilimin döndüğünce anlatıyorum.
bizim Türk futbolunun en büyük sorunlardan birisi altyapı sorunu. Hani oraya girersem ben sabaha kadar konuşurum, susturamazsınız. Ama bu konuda işte bir Altın Ordu örneği vardı. O da artık ekonomik imkansızlıktan dolayı zaman zaman U16, U17'leri falan kapattı. Ben biliyorum, evet. İzmir'de yaşadığım için. Yani Türk futbolunun temeline inmemiz lazım. Mesela bazen dediğim şey, kurallar çıkarıyor. Diyor ki iki tane 2003 ve 6 oyuncu oynatmanız lazım. Mecbur tutuyor. Üçüncü ya, ligde mesela. Üçüncü öyle ligde bir şey ya yani. Da ikinci ligde. Şimdi evet. Ya siz oyuncu yetiştirin, o kurala gerek kalmaz. Aynen. Ama oyuncu gelmiyor ki alttan. Üretmiyorsunuz. O yüzden bu konuda federasyonumuza çok büyük görevler düşüyor. Hem bir defa tesisleşme açısından altyapılara maddi destek açısından yani üstteki takımlar gene bir şekilde sponsor buluyor, bir şekilde kendilerini döndürüyor. Alttaki çocuklar perişan haldeler. Yani evet. O kadar zor şartlarda yani o zor şartlarda oyuncu çıkması işte çim saha yok. Yani çim saha şeyde bile yok yani. Yani üçüncü ligde, ikinci liglerde bile zaman zaman suni çimde var. O yüzden hani konuyu dağıtmayayım. dedim ya Türk futbolunun şeyine girersek altına çıkamayız. Ama toparlayacak olursak üretmemiz lazım. Üretmemiz için de gerçekten altyapılara yönelmemiz lazım. Bu Şanlıurfa Spor için geçerli değil sadece. Türk futbolu için geçerli. O zaman da federasyon şöyle bir tahdit çıkarmaz yani. 2003 ve altındaki oyuncuyu biz oynatırız zaten. Yeter ki oynayacak oyuncu olsun, genç oyuncu olsun. Benim çok çıkardığım oyuncu var. Mesela Vedat Muriç, evet. 20 yaşındaydı ben Giresun'da çalışırken. Yani çok eksikleri vardı ama çok çalışmayı seviyordu. Birebir bireysel çalışmalarla 20 milyon euroluk oyuncu oldu. İşte Vedat Muriç gibi bir sürü bu tarz oyuncular var. Onun için bizim üretmemiz lazım. Şanlıurfa Spor'da üretmesi lazım. Diğer takım, Şanlıurfa Spor tabii ki para harcayacak. Bütçe harcayacak bir transfer için ama bütçenin yarısını da altyapıdan üretime ayırırsa, yani alttan gelen oyuncu olursa niye olmasın? Mesela ben Muhammed Gönül Açer bizim kaptanımız. Evet. Şimdi Batmanlı ama Urfalı gibi. Şimdi baktığınız zaman kendine aidiyet hissediyor. Bu takımın parçası hissediyor. Mesela çok iyi teklifler aldığını biliyorum, evet. Ben. Ama burada çok sevildiği için, buraya bir vefa borcu olduğu için gelmiş, kabul etmiş görevi, futbolculuğu. Burada oynamayı kabul etmiş. Ya tabii ki Urfa da bir marka. Muhammed Gönül Açar da bir marka. Diğer oyuncular da. O yüzden yani burada öyle bir oyuncu grubu var ki kaptandan başlayarak gerçekten bu takımı sahiplenen, bu takıma aidiyet hisseden bir oyuncu grubu var. Biz bunu yakaladık. Yani ben bunu söylemek istiyorum. O yüzden de hani bu saydığım dışarıdaki siyasi isimler, abilerimiz, kardeşlerimiz eğer bu takımın hep yanında olurlarsa, yani illa her zaman maddi destek demiyorum. Bazen bir antrenmana gelirler topyekun böyle, bir moral olur oyuncular. Evet. Kendilerini yalnız hissetmemiş olurlar. Bunlar çok değerli şeyler. Hani yıllarca Fatih Terim hocamız duygusal şeylerle UEFA kupaları kazandı. Tabii. O yüzden futbolda profesyonelliğin olduğu kadar duygular da var. Duygusuz hiçbir oyuncu yok. Dolayısıyla bu takım, belki biraz erken konuşuyorum ama şu andaki iki maçtaki performansımız, kamptaki performansımız bu takımın çok karakterli olduğunu ve bu takımın desteği hak ettiğini, belki dediğim gibi erken ama hak ettiğini gösteriyor diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten yani ben antrenmanı bitiriyorum, çıkmıyorlar sahadan. Ekstra antrenman yapıyorlar. Yani ben çok az gördüm yani. Şimdi çok takımda çalıştım. Antrenman düdüğü çalıyorum, hemen soyunma odasına gidiyorlar, evet. Duşa gidiyorlar. Böyle de bir oyuncu grubumuz var. Bu oyuncu grubuyla biz inşallah bu markayı, bu camiayı çok iyi temsil edeceğiz diye. İnşallah hocam. Biz tekrar oyuncu gruplarımıza geleceğiz. O finalde çok güzel şeyler var. Onu da söyleyelim hocam. Evet. Peki 2004 yılında Kırıkkale Spor'la bir yardımcı antrenörlükle, evet. Başlayan antrenörlük döneminiz var. Ve sonrasında hayatınızdan bu yana Erkan Sözeri'deki 2004'ten bu yana değişiklikler neler oldu? Şimdi bir defa şunu söyleyeyim İbrahim'ciğim.
bir insan empati duygusuyla yaşaması lazım. Yani ne demek istiyorum? Bir insan karşıdakinin yerine koyacak kendisini. Ondan sonra mesela bekletilmeyi sevmiyorsan bekletmeyeceksin. Evet. İşte kendine saygısızlık yapılmasını istemiyorsan saygı göstereceksin karşındakine. Bu empati duygusuyla yaşarsanız hayatın bir sürü sorunlarını çözüme kavuşturursunuz diye düşünüyorum. Sadece futbol hayatında değil, özel hayatta da. Tabii ilk antrenörlüğüme başladığımda biraz daha çok daha agresiftim. Çok daha böyle keskindim açıkçası. Ama yıllar geçtikçe hep öz eleştiri, en büyük, en sevdiğim özelliğim öz eleştiri yapmamdır. Çünkü mesela bana ekibimden ya da çok samimi arkadaşlarımdan bir şey geldiği zaman yok ya ben öyle değilim asla demem. Demek ki bir şey görmüşlerdir. Onu bir şey yaparım, tartarım kafamda, öz eleştiri yaparım. En önemli özelliğimdir. Şimdi öz eleştiri yaptığımda ilk hocalığa başladığımla bugün arasında dağlar var. Siyahla beyaz kadar bak bu kadar evet. Yani. Neden? Çünkü hep çok şeyler gördüm. İşte ekonomik imkansızlıklar, arıza oyuncu, arıza tek şey yöneticiye, başka yani bir sürü çalıştık yani ister istemez. Hani tırnak içinde söylüyorum arıza derken şey tabii anlamda ki, söylüyorum. Yani hani bazen uyuşmuyoruz, görüşlerimiz uyuşmuyor filan. Hani karşımızdaki yönetici ya da başkan da ha böyle bir keskin konuşuyor filan. Zaman zaman bu tarz şeylerle karşılaştık ama bunları ben üst üste koyduğum zaman ha bu iş böyle olmuyormuş. İdarecilik başka bir şeymiş dedim. Yani teknik direktörlük sadece saha içine taktiği ver, işte antrenmanı yaptır, takımı sahaya sür. Asla o değil. Demin de ifade ettim, duygularla da devam etmek lazım. Duygulara da hitap etmek lazım. Oralara da ben dokunmaya başladıktan sonra mesela 9 sene bilfiil birincilikte çalıştım üst üste ve başarılar oldu. Hani finalde penaltıdan döndük işte. Gaziantep'te çalışırken Erzurum'la finalde penaltıdan. İki penaltının biri gol olsa Süper Lig'deyiz, ikisini de kaçırdık. Öyle döndük. Gençler Birliği'nde son 6 haftaya kadar ilk 2'de geldik. Sonra İbrahim Zülmez. Erzurum'da Şifo Mehmet oldu. Yine son 6 haftaya kadar. Ya bunları da irdeledim. Dedim ki son 6 haftaya kadar geliyoruz da niye böyle oluyor? Ya ben onları da sorguladım kendi kendime. Evet. Ha oralardan da kendimize çıkarımlar yaptık. Bazen ekibin tavırları, davranışları, bazen benim kendim filan derken hani bunu bir harmanlayarak öz eleştiri yaptığımız zaman o zamandan bu zamana siyahla beyaz kadar fark var. Tabii şimdi daha babacan, daha abi gibi davranıyoruz. Daha olgunuz. Yani daha böyle düşünüyoruz. Mesela bir oyuncu şey yapıyor, surat yapıyor filan. Hiç önceden ben onu gördüğüm zaman vücudunu filan ortalık kıyamet olurdu. Şimdi hiç görmüyorum. Biraz sakin olsun diyorum. Bir gün geçsin aradan diyorum. Çağırıyorum. Ha çağırıyorum. Hala aynı şekilde devam ediyorsa o zaman şeklimiz farklı oluyor. Yani oyuncular sıcak olduğu zamanki evet. Tepkileriyle tabii. Biraz sakinleştikten sonraki tepkileri çok çok yani farklı çok oldu. Farklı. Yani bu biz de futbol oynadık. Yani biz de oyundan çıkmak istemezdik. Biz de ilk 11'de oynamak istemezdik. Bu insanın fıtratında var. Herkes oynamak istiyor ama futbolcu da şunu bilecek. Ya ben sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çalışacağım antrenmanda, maçta neyse. En iyisini yapacağım. Ondan sonra sorun hocanın. Bende değil sorun. Oynatmıyorsa sorun hocadadır. Diye böyle kendimi telkin edersem ben hani açtınız diye konuyu kapatacağım hemen. Trabzonspor'da oynuyordum. 24 yaşında. Çok gencim. Ya bize böyle akıl verenler falan işte nasihat edenler yoktu. George Likens, Belçika evet. Milli Takımı Teknik Direktörü, bizim hocamızdı. Beni spor yazarları turnuvası sezon başı oynatmadı ilk 11'de. Hep oynatıyordu kampta. Sonra şey oldu, ben de gittim maç bitti. Gittim dedim ki maçtan sonra, ben dedim gitmek istiyorum. Gençler bir duvara beni istiyor. Gitmek istiyorum dedim. Vallahi bir dakika sürmedi konuşma. Bana aynen şunu söyledi hani ya bekle gençsin oynarsın işte sıranı bekle. Asla öyle bir şey. Onlar profesyonel bakıyor işe. Evet. Dedi ki orada lobide dedi yöneticiler oturuyor dedi. Git onlarla konuş gidebilirsin dedi. Direkt. Ama ben de dedim ki bak hala ben bak beni hoca düşünmüyormuş bak ben haklıymışım. Halbuki o değil. Profesyonel bir futbolcunun yapmayacağı şeyi yaptı. Sonra işte
6 sene gençler birine oynadım filan. Sonra 32 yaşında belki de yerli futbolcular içerisinde en yaş olarak Fenerbahçe'ye gittim. Çünkü o bana çok büyük ders oldu. Bir daha dedim teknik direktörüme, antrenörüme asla niye oynamadım sorgulamayacağım. Sadece çalışacağım dedim. Onun karşılığını 32 yaşında Fenerbahçe'ye giderek aldım. Tabii bu anekdotları oyuncularıma da anlatıyorum. Hani ne kadar duygularına sahip olabiliyorlar? Duygularına yenilmemeler lazım. Mesela ben şimdi laf geldi diye söylüyorum. Abdülkadir bizim kaleci Abdülkadir. Evet. Ben özel olmadığı için yani aslında şöyle yani oyuncumla iletişimimi aktarayım. Yani bunu da kamuoyu bilsin diye istiyorum. Çağırdım dedim ki belki seninle başlamayacağım ligiye. 24 yaşındasın ama ben çok az senin gibi şu anda yetenekli çok az kaleci gördüm. Yarın bir gün belki beni kınayacaksın dedim. Hocam hem bunu diyorsun hem oynatmıyorsun. Yani yarın gün amili takıma, diğer takımlara, büyük takımlara gidebilecek potansiyel var. Şanlıurfa Spor'a da para kazandıracak potansiyel var dedim. Bunun gibi genç oyuncularımız var. Ha, bu iletişimleri bu işte orada dedim ki duygularınıza yenilmeyeceksiniz. Hakim olacaksın. Ha, oynamadım, bıraktım. Antrenörün işi değil o. Evet. O zaman taşlar yerine ister istemez oturuyor. Tabii oradan geldi laf. Deneyimlerimizi aktarıyoruz oyuncularımıza. Alanlar zaten bayağı bir mesafe kat ediyorlar. Almayanları da yapacak bir şey yok yani. Hocam yalnız şöyle bir şey var. Sizin döneminizle şimdi Gaziantep'ten Trabzon'a, Trabzon'dan Gençler Birliği'ne, evet. Gençler Birliği'nde çok iyi bir 6 yılınız var. İşte o dönemler Avrupa Kupası maçları oynuyorsunuz. Sonra bir Fenerbahçe transferi. Futbolu işte en son bıraktığınız zaman Göztepe ile futbolu bırakıyorsunuz. 2 yıl işte bir eğitim süreci var sonrasında. O süreçten sonra hiç boş durmamanız da çok dikkat çekici. Evet, evet. Çünkü baktığınız zaman işte 2004 yılında başlıyorsunuz yardımcı antrenör olarak her yıl üstüne çalıştık. Kata kata gidip her yıl bir takımda çalışmak, tekrar o takıma geri gelmek hani bu kolay bir iş değil. Evet. Hani Erkan Sözleri evet biz burada konu kaldık. Doğruları biraz da tanısın insanlar. Tabii ki ilk etapta hocayı tanıyacaksın. Ya biz mesela bir makineyi elimize aldığımız zaman onu tanımadan bir şey yapamıyorsunuz. Evet. Erkan Hoca'yı özellikle biz bu konulara neden giriyoruz? Erkan Hoca'yı da tanımaları da gerekiyor. Erkan Hoca hiçbir zaman boş kalmamış. Sadece son işte 3 yıl alt liglere gidip Iğdır'a gittim, şampiyonluk yaşadım. Iğdır, Karşıyaka. Evet. İşte sonra tekrar bir üstlüğe. Yani üstüne kata kata gidip sonra zirveye çıkıp düşüp sonra bir daha yükselmek için bu aslında kolay işler değil. O psikoloji de çok çok önemli. İbrahim'cim yani o kadar güzel bir şey hiç aklıma gelmeyen bir şeye değindin ki. Yani şimdi tırnak içinde söyleyeyim. Zaman zaman benim hakkımda bizim alnımız açık. Hani derler ya abdestinden şüphesi olmayan namazından da şüphesi olmaz derler ya. Şimdi benim alnım açık. 20 senedir eğer ben devamlı çalışıyorsam burada Allah'a şükür ne menajer ilişkimiz olmuştur ne bir şey. Ama ara sıra böyle karaktersiz aşağılık insanlar var. Evet. Yani olacak da hayatın her alanında her zaman olacak. Böyle yakıştırmalar yapmaya çalışan işte bunu ha bir gün yani benim bir şeyimi yani bir menajerle bir ekonomidir şudur birisi ispat etsin. Bak pro lisansım 700 bin lira olmuş herhalde şimdi. Çok kıymetli. Bayağı olmuş hocam. Bayağı olmuş. Evet. Kıymetli pro lisansımı yırtarım. Şimdi ben çocuklarıma bırakacağım tabii ki ekonomik şeyler yapacağız, bırakacağız onlara bırak ama çocuklarıma bırakacağım en büyük miras benim 3 tane çocuğum var. Onlara karakterli bir teknik direktörün daha ötesi baba bırakmak. Tabii ki. Ki bunu da duyuyoruz sağdan soldan. Şimdi 20 sene böyle üst üste çalışmak tabii kolay değil ama ben şöyle söyleyeyim tırnaklarımla geldi derler ya yani kendimizi ifade edersek mesela Tokatspor'a gittim ben. Kırıkkale, İskenderun filan Tokatspor 2. ligde 26 maçta 2 galibiyet almış takım. Evet. 26 maç 2 galibiyet sonuncu. İşte 8 maç var. Dediler gelir misin? Ben o ara hep çalışacağım, kendimi ispat edeceğim, öyle çıkacağım. Ana hedefim o. Gelirim dedim. Hanım dedi ki sen ne yapıyorsun?
Yani 26 maçta 2 galibiyet alan takıma ne olacaktı yani? Bile bile Lades. Bile bile Lades gibi. Sen dedim hani biraz da espri yaptım. Pantolonu gömleği ütüle dedim, ben gidiyorum dedim filan. Gittik. Biz 8 maçın 6'sını kazanıp ligde bıraktık. Ligde kaldık. Ondan sonra zaten Orduspor Süper Lig'den düştü. Oraya gittim. İşte Muğla'ya gittim. 9 maçta hiç galibiyeti yok. Birdenbire 5'te 5 yaptık filan. Orada da işte para sorunlarını çözemedik bu sefer. Ya ben şimdi oyunculara şunu söylüyorum. Kardeşim bana performans verin. Ondan sonra ben sizin yanınızda olayım. Hani ben sizin paranızda, pulunuzda, benim görevim değil ama ben sizden istiyorum. İşte orada o tarz şeyleri yaşadık ve böyle böyle Ordu Spor'da başladı. Orada da ilk 3'te gittik hep. Haftalar önce işte böyle mütevazi bir takım kurmuştuk orada da. Ve 8 hafta önce playoff'u garantilemiştik o zaman. Evet. Hala ilk 2 iddiamız devam ediyordu son 3 maça kadar. Neyse uzatmayayım. Ya bir devamlı çalışmak da hem beni zinde tutuyor, hem ekibimi zinde tutuyor, hem de kendime öz eleştirileri yapabiliyorum. Yani işte Tokat'ta ne yaptım, Ordu'da ne yaptım, Gençler Birliği'nde ne yaptım, Gaziantep'te ne yaptım. İşte hep bunları işte olumluları alıp olumsuzları atarak bu seviyeye geldik diye düşünüyorum. Tabii alt liglere gitmek de şöyle, biraz Iğdır'a gitmek şöyle oldu. Başkanımızla görüştük, Can Türk Başkan'la. Dedi ki, ben dedi ekonomim dedi istediğim takımı almaya müsait dedi ama ben kendi şehrime katkı yapmak istiyorum dedi. O yüzden de projem var dedi. Bulunmak ister misin dedi. Öyle deyince çok hoşuma gitti. Yani Türk futboluna da biz hep gidelim Süper Lig'de çalışmayalım. Bir yerlere de katkı yapalım. 26 yıl sonra şampiyon oldu. Yani bana gösterdikleri teveccüh hala bana mesaj atarlar filan. Yani bunlar parayla pulla ölçülen tabii şeyler ki değil. O yüzden hani 20 sene üstte 19-20 sene üstte çalışmak hem enerjik tutuyor hem hatalarımızdan arındırıyor bizi. Bir de söylentileri boşa çıkarıyor, öyle söyleyeyim. Zaten hocam konu konuyu açıyor. Günümüzde söylediğiniz gibi menajer, antrenör olayları çok çok fazla olduğu evet. için hani herkesi aynı kefeye maalesef ama maalesef konuluyor. Yani bu da en büyük eksilerden bir tanesidir. Ya şimdi ben mesela transfer dönemi çok kaygan bir zemin teknik adam için. Çünkü şimdi bir oyuncu istersiniz, ısrarla istersiniz, onun altında herkes bir şey arar. Ya bu oyuncu niye istiyor hoca filan. O yüzden ben şöyle yapmaya çalışıyorum. Yani yapmaya çalışıyorum, öyle yapıyorum. Şimdi bir oyuncu var mesela, Ahmet diye bir oyuncu var diyelim. Başkanıma diyorum ki bak başkanım, Ahmet diye bir oyuncu var. Bu oyuncunun geçen sene 30 maç oynamışlığı var. Kariyeri bu, yaşı bu, yaşı da uygun. Hani bunu ben çalıştım daha önce ya da araştırdım. Bu bize uygun bir oyuncu. Siz de bir araştırın, ondan sonra uygunsa alalım. Ben istişare yapmadan, başkanımızın mesela sadece Giray Başkan değil, hiçbir başkanımızın hayır demediği hiçbir oyuncuyu almadım yani. Çünkü olmaz yani. Çünkü evet. sonuçta biz oraya bir güzel bir aile yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki teknik direktör ister istediği futbolcuyu. O yüzden bu konular çok kaygan zemin. Özellikle para konularına hiç girmem. Menajeri kim? Hiç girmem. Olay bir şeye seviyeye geldi mi? Gidin başkanla konuşun. Ekonomisini başkanla ya da yöneticiler kimse yönet orada. Onlarla konuşun. Ki onun için bu kadar zaman insanlar bizi tercih etti. Buralara girmediğimiz için. Yoksa buralara girersek çıkamayız zaten. Hiçbir zaman yani çıkamaz. Yani istediğiniz kadar siz kendinizi ifade edin. Orada o kaygan zeminde mutlaka ayağınız kayar, düşersiniz yani. Onun için asla oralarda bulunma. Ha şöyle İbrahim'cim, bazen şöyle oluyor. Bir oyuncuyu istiyoruz. Başkanlar ya da yöneticiler benden rica ediyor. Ya hocam diyor, sen de çalışmışsın bu oyuncuyla. Ya biraz aşağı indiremez mi şu rakamı diyor. Aşağı indirmek için konuşuyorum ama asla yukarı olmuyor. İlla ki şu olacak evet, diye bir şey yok. Evet. Peki hocam, kamp dönemine geçelim mi? Sıkı bir kamp dönemi geçirdik. Tabii 10 gün 15 gün bir geç bir başlangıç olması en büyük eksilerden birisi ki bunu iki maçta da gördük aslında. Bu kamp sürecinde geç başlamanıza rağmen takım içerisindeki o arkadaşlığı gördük, birlik beraberliği gördük.
Bunu sağlamak kolay bir iş değil. Bunu nasıl sağladınız hocam? Bunu başta başkanımız, yöneticilerimiz, bizi hiç yalnız bırakmadılar ya Bolu'da yöneticilerimiz. Yani tek tek isimlerini saymayayım. Hepsi geldiler, gittiler, böyle bizi yalnız bırakmadılar. Çünkü öyle bir takım olduğumuzu onlar da gördü. Güzel, evet, karakterli bir takım olduğumuzu. Bu konuda hem başkanımız, yöneticilerimiz çok yardımcı oldular. Burada tabii Muhammed Gönüllü Açar'a da ayrı bir paragraf açayım. Gerçekten saha içinde zaten görevini fazlasıyla yapıyor, sağ olsun. Dün de çok iyi oynadı. Ama saha dışında da benim sağ kolum gibi, teknik kadromdaki bir antrenör gibi. Ekibin içerisinde. Aynen öyle. Kendisine de söyledim. Yani seni ekibimin içerisinde görüyorum dedim. Bakın yani her şeyimi paylaşıyorum. Bazen o geliyor, paylaşıyor. Hocam diyor, bak burada bunu yapsak diyor. Ben ona diyorum, bak Mami burada. Tabii bu sınırı var bunun. Tabii ki. O da sağ olsun çok saygılı bir şekilde sınırını biliyor. Ben de sevgili bir şekilde sınırları aşmadan her şeyi paylaşıyoruz. Tabii şimdi kısıtlı bütçelerle bir takım oluşturduğunuz zaman şöyle bir şey olmuyor. Bir Adana maçının devre arasında özel maçta biraz sesim yükseldi açıkçası. Onu söyleyeyim. Orada çok sinirlendim tabii. Ama onun dışında şimdi biz düşük bütçelerle kurulan bir takımız. Bu oyuncuların, bu çocukların hepsinin birer hedefi var. Hedefi ne? Vitrine çıkmak. İşte vitrine çıkacak oyuncular da artık yani bunlara biz yardım etmemiz lazım saha içinde. Ben, özellikle ben ve ekibim. Yardım ettiğimiz zaman bunları daha iyi hale getirebiliriz. Yani şimdi biz onları işte dünya paralar almış da bunu oynamak zorunda filan, öyle bir baskı da yaratmamak lazım. Bu çocukları özgüvenli hale getirmek lazım. Biz biraz oradan girdik. Bir aile gibi girdik. Bir baba gibi girdik. Abi gibi girdik. Ekibimde sağ olsun çok genç bir ekibim var. Ve hem antrenman planlamasında olsun hem de dışarıda olsun oyuncularla iletişimi, diyalogları çok iyi. Bakıldığı zaman hani kampı söylediniz. Burada biraz ekibimi de ön plana çıkarmak isterim açıkçası. Bence de Landel'den dolayı da çıkarmak gerekiyor hocam. Evet, geçen ya. Yıla göre en az bir 10-15 kilo bir verdi, düştü. Bayağı verdi. Bir düştü. Yani şimdi en önemli benim için parametre şu. Mesela sezon başı Gençler Birliği'nde çalıştım. İşte Gaziantep'te, diğer Erzurum'da çalıştım filan. Giresun'da çalıştım. En önemli parametre benim kampta adale sakatlığı olmaması. Evet. Ya şimdi biz hızlandırılmış bir program diye bir şey yoktur ama biz hep çift antrenman yaptık. Mesela iki gün çift yapıp bir gün tek, sonra izin verirdik normal zamanında açsak. Ama biz hep çift antrenman yaptık. Sağ olsun oyuncular da tabii kendilerine baktılar, dinlendiler, dikkat ettiler. Ve adale sakatlığı yaşamadık. Bu konuda da ekibimi tebrik ediyorum. Gerçekten belki de ekibim de dediğim gibi genç ve yeni bir ekip. Bu konuda da ilk defa böyle bir, mesela zaman zaman bir iki tane oluyordu böyle adale sakatlığı falan. Ama çok şükür hiç olmadı. Bu konuda da ekibime teşekkür ediyorum. Gerçekten benim yükümü çok alıyorlar. Üstümde çok katkı, hem bana hem takıma çok katkı veriyorlar. Bakıldığı zaman kamp ortamımız iyi geçti. Aile ortamı gibi geçti. Yöneticilerimiz geldi. Bazen işte kakara kikiri yaptık, espri yaptık birbirimizle falan. Yani şimdi çok yeni tanışmamıza rağmen, hani isimleri söylemeyeyim şimdi, alınganlık olmasın öbürü. Ben biliyorum hepsini. Ama ya sanki 40 yıllık dost gibi, arkadaş gibi espriler yapıyoruz birbirimize. Tabii bu benim ikinci defa Şanlıurfa'ya gelmem. Bir de bana gösterilen teveccüh. Yani çok sağ olsunlar başkanımız başta olmak üzere, yöneticilerimiz, taraftarlarımız, camia bana gerçekten kıymet veriyorlar. Ben de o kıymeti bilincindeyim açıkçası. Hocam kamp süreci içerisinde hani teknik adamlar genel olarak değerlendirin, kampta net olarak gözünüze çarpan, en çok ekstra çalıştığını gördüğünüz oyuncunuz var mıydı? Evet, bu çok fazla ekstra çalışıyor dediğiniz bir oyuncu var mıydı? Çünkü siz de genç oyunculara yer vermeyi seven bir, evet, teknik adamsınız. Ya şimdi maçta Hakan, Atakan, Naficihan, hepsi genç oyuncular. Hedefi olan oyuncular. Bunlar daha ikincilikte oynadılar hepsi. Üçüncilikte oynadılar. Mesela girdiler. Biraz düşmüştük o ara.
hemen seviyeyi yükselttiler. Evet. Hem fiziksel seviyeyi hem oyunsal seviyeyi ki Atakan'la gol yaptı. İşte 2-3 tane çok iyi toplar attı. Hakan bir ters top attı. Golü oradan bulduk. Nafi Can'ı oraya falan. Ali Mali'yi rahatlattı. Ya şimdi ben az önce anlattım. Abdülkadir olayını anlattım. Kaleci Abdülkadir olayını anlattım. İstikbali olan, potansiyeli olan. Abdülkadir gibi işte ismini saymayacağım. Çok oyuncumuz var. Bunlar zaten ön plana çıkmak için çok şey yaptılar. Sağ olsunlar iyi çalıştılar. Şimdi haklarını teslim etmek lazım. Bazen zaman zaman performans yani seviyeyi tam yükseltemediler. Bazen seviye biraz düşük kaldı ama çalışkanlıklarla o seviyeyi korudular. O yüzden de teşekkür ederim oyunculara. O oyuncular mesela hani tek tek şimdi söylersem dediğim gibi diğer oyuncular alınır ama özellikle siz genç oyuncular. Siz aldınız. Efendim? İdmanı bitiriyorsunuz. Hı. Hani dediniz ya hepsi ekstra yapmayı zorla sahadan çıkarıyoruz. Evet. Sakatlık olmasın diye. Evet. Hani böyle çok çok ekstra üstüne koymak için çalışan genç. Genelde takımımızın yaş ortalaması 26. Evet, evet. Ama baktığınız zaman işte Nafican sonradan katıldı evet. takıma. Atakan işte başlarda takıldı. Hani free kick çalışıyor. Cuma var, ondan sonra şey var, Hakan Erçelik var. Yani genç oyuncular tek tek işte yani aslında tecrübeli oyuncularımız bile 26-27 yaşında yani. Genç öbürleri de yaşlı değil. Bir Landel var orada. O da 20 yaşındaki genç kadar koşuyor yani. Mücadele ediyor. Hocam artık yavaş yavaş günümüze geleceğiz. Hı hı. Şimdi Erkan Sözleri oyun anlayışına geleceğiz. Futbolculuk döneminde savunma sahanda evet. ileriye destek. Orayı koridor yapardınız tek başınıza. Evet. Peki oyun anlayışınızda daha çok ofans oynatmayı mı seviyorsunuz? Şimdi hep biz izlediğimizde Erkan Sözler'in az çok oyun anlayışını biliyoruz. İzleyicilerimiz de bilmesi için diyoruz. Yoksa hani böyle takımı savaşan bir takım oluşturup ısıran bir takım ve kontradan yakaladığını atıp rahatlamak mı? Kontradan değil. Zaten bu maçta gösterdik. Önde baskıyla başladık. Ya şöyle ısıran savaşan takım eyvallah. Ona tamam zaten. Evet. Onsuz olmaz. Çünkü ısırmazsanız, savaşmazsanız bir yere kadar. Yani ben birkaç tane maçı seyrettim işte. Orada mesela kendi takımımızla kıyasladım. Takımımla gurur duydum mesela oyun anlayışı. Benim oyun anlayışımda şöyle bir şey var. Takım savunmasını da beraber yapmak, ofansı da beraber yapmak. Mesela genelde çalıştırdığım takımlar az gol yer. Hani ona bazı futbol yorumcuları şunu söylüyorlar. Ya Erkan Hoca defansif oynatıyor. Peki ben defansif oynatıyorsam benim çalıştırdığım takımlarda niye bekler hep transfer yapıyor? Evet. Alperoğlu da transfer yaptı. Oğuz Gençlerindeki Oğuz. Evet. Transfer yaptı. Şeydeki sağ bek Oğuz, Ümraniye'deki sağ bek Oğuz transfer yaptı. Sol bek Mücahit transfer yaptı. Sol bek Abdurrahim Dursun Ankara Gücü'nde. Ondan sonra baktığımız zaman bir sürü böyle şeyler var, oyuncular tabii var. Tabii bunlar asist ve golleriyle ön plana asist ve golleriyle. Şimdi eğer ben kapalı oynatıyorsam, defansif oynatıyorsam bekler niye transfer yapıyor? Ya da bekler niye bu kadar asist yapıyor? Ya dolayısıyla benim oyun anlayışımda mesela hani laf açıyor. Atletico Madrid takım savunmasıyla, sadece takım savunmasını yaptı? Gol de attı tabii. Tabii ki. Takım savunması başta olmak üzere Real Madrid'i Barcelona'ya geçip şampiyon oldu İspanya'da. Nasıl oldu? Beraber savunma, beraber hücum. Ya benim ana amacım bu. Tabii bazı oyuncuların profilleri zaman zaman defansif anlamda zafiyetler oluyor. Biz de oyuncuları biliyoruz zaten. Ona da diyoruz ki yani mümkün olduğu kadar topun arkasında ol. Yani o adamdan da yapamayacağı şeyi istemeyeceğiz ki. Evet. O yüzden yani biz beraber savunmayı, hücumu da beraber, savunmayı da beraber ki bu hafta onu gösterdiğimizi düşünüyorum. Tabii Ankara Gücü maçında biraz ofansif olarak çok gerideydik. Yeni bir takım olmanın dezavantajı. Ama yine yeni takımız. Hala eksiklerimiz var. Taşlar daha tam yerine oturmadı. Ama taşlar yerine oturdukça daha iyi bir Şanlıurfa Spor seyrettireceğimizi çocuklar bana gösterdi.
Dolayısıyla bütün spor kamuoyuna gösterdiler. Yani benim aldığım dışarıdan da tepkiler, ya böyle bütçelerle, böyle kısıtlı bütçelerle bu futbol oynamak, Ümraniyespor gibi geçen hafta 3-0 yenip 6-0 bitecek maçı Ümraniyespor'a bir tane pozisyon dahi vermemek, bu tamamıyla oyuncularımın oyun karakteri, oyuncu karakteriyle alakalı. Tabii ki oyun anlayışımız var. Çalışıyoruz, analiz yapıyoruz, rakibe göre bir plan yapıyoruz ki İstanbulspor maçında da rakibe göre bir planlarımız var. Ama burada başrolde oyuncular. Biz istediğimiz kadar söyleyelim. Onlar sahada yapmazlarsa bizim bütün emekler boşa gider. O yüzden de başrolde oyuncular, bizim oyun anlayışımız, bizim beklerimiz hücuma çıkacak, stoperlerimiz hücuma çıkacak, stoperlerimiz gittiği zaman ön liberomuz kalacak. İşte bekimiz gitti, önde kaldığı zaman diğer öndeki oyuncumuz onun yerine gelecek. Bu değişimler olacak, orta sahamız gitti. Yani bunları takım beraber bütün parçadan bütüne geçecek olursak, hep bütün yaparsak ki yapma peşindeyiz, o zaman başarılı oluruz. Bu konuda da kısa zamanda, özellikle defansif anlamda kısa zamanda çok büyük mesafe aldığımızı görüyorum. Ama ofansif anlamda hala eksiklerimiz var, ama bu haftaki oyunumuz, 60 dakikalık bir oyunumuz, onun da gelişeceğini gösteriyor açıkçası. Peki hocam, baktığınız zaman kampa geçmiş başlamamızın eksiklerini artık görmeye başlıyoruz değil mi hocam? Evet. Çünkü performansımız neredeyse oyuncu performansları %55-60'ları evet, buldu diyebiliyor muyuz hocam? Ya şöyle, şimdi yüzde vermeyeyim de, biz bu 50-60 dakikalık, hadi 65 diyelim dakikalık oyunu biz 90 dakikaya çıkarma peşindeyiz, ama bu hemen hadi ince olmaz. Evet. Çünkü maç oynadıkça, mesela bir şey daha söyleyeyim. Maç kondisyonunun ne kadar önemli olduğunu ben antrenör olunca anladım. Futbolcuyken bilmiyordum vallahi. Yani devamlı da oynuyordum genelde. Hani benim için problem o. Ama şimdi oynamayan bir oyuncuyla oynayan oyuncu arasında inanılmaz farklar tabii oluyor. Ki. Dolayısıyla maç oynadıkça, süre geçtikçe, işte 7-8 maç geçtikçe hem takımımızın maç kondisyonu artacak, hem oyun anlayışı olumlu mesafe kat edecek. Zaten defansif anlayışımızda çok şükür çocuklarımız gerçekten iyi şeyler yapıyorlar. Hani biraz her hoca ister değil mi? Zamana ihtiyaç var. Tabii ama ki bu bir gerçek. Ya bu futbol öyle hemen aldım PlayStation gibi oynadım, yerli yerine koydum her şeyi, öyle bir şey değil. O yüzden biraz zamanla çok daha iyi bir Şanlıurfa Spor olacak diye düşünüyoruz. Belki bazen böyle kötü bir mağlubiyet falan alacağız orada, ama asla travma yaşamamamız lazım. Orada bir bunalıma girmememiz lazım. Kendimize, özgüvenimizi asla bizi bekleyen en büyük tehlike özgüven sorunu. Özgüvenimizi kaybedersek o zaman istediklerimizin hiçbirini yapamayız. Bu konuda da oyuncularımızla hep iletişim halindeyiz. Peki hocam, kamp bitti. Ankara Gücü maçına çıkacağız. Çünkü evet, tecrübesiz diyoruz, bu ligi bilmeyenler diyoruz, ama kendiniz o podyuma çıktığı zaman göstermek isteyen oyuncularımız var. Evet. Soyunma odasına girdiniz, 11'i yazdınız. Oyuncuların o gözlerindeki heyecan mı desek, duygular nasıldı, neler hissettiniz? Çünkü yani neredeyse düşünün, alt liglerden gelip, hepsi için demiyorum ama evet, 11'de başlayan oyuncularımız vardı. Var. El ayağı titreyenler var mıydı? Atakan mesela 3. ligden geldi. Kuşadası'ndan geldi. Çok i̇lk beğeniyordum 11. ben geçen yıl. Evet, ilk 11'de oynadı. Gelişime açık bir oyuncu. Yani doğru. Şöyle. Ya şimdi mesela bizim ligimizde de Ankara Gücü, Kocaeli Spor, Iğdır. Yani bu tarz takımlar biraz vitrinde olan evet, takımlar. Şimdi seyircili takımlar. İşte baktığınız zaman Ankara Gücü seyircisi, tabii Kocaeli ki Spor, yarın bir gün Iğdır Spor seyircisi de geliyorlar, dolduruyorlar. Bu seyircili takımlar karşısında maçlar daha vitrinsel oluyor. Daha böyle özel gibi oluyor oyuncuya. Biz de ben gençler birinde oynuyorum. Fenerbahçe geliyor, Galatasaray geliyor. Ya ister istemez daha iyi yani başka hazırlanıyorsun. Çünkü atmosfer, işte kamuoyunun, spor kamuoyunun ilgisi, herkesin ilgisi orada. Dolayısıyla Ankara Gücü maçında da o heyecanı gördüm oyuncularda. Ama deneyimli oyuncularda da gördüm. Hakikaten şöyle bir şey de vardı oyuncularımızda. Bizde de dahil, başkanımız, yöneticiler de dahil. Yani
Sahada biz tamam hazırlık maçları oynadık. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik ama sahada bugün ne yapacağız? Oyuncularım da merak ediyordu kendileri, biz de. Ama sahada gerçekten güzel bir karakter gösteriyor. Yenilmemize rağmen, ofansif belki çok etkili olmamamıza rağmen. İlk yarı etkiledik hocam. İlk yarı yani yaptık. Yakaladığım. İlk 10 dakika aynen. Yaptık bir şeyler. Ama yeterli mi? Değil. Değil üzerine koymak lazım. Ondan sonra maç oynandıkça daha rahatladı oyuncular. Biraz heyecanlıydılar başta. İlk yarı bitti. İçeri tabii. Girdiniz. 0-0. Evet. İkinci yarı maç bitti. En çok yani biz de hani sporculuk dönemlerde evet. Girdiğimiz zaman mağlupiyet içerisinde tekmelerdik duvarları. Nasıl ya, bu maç böyle gitti? Elden kaçıyor. Ya tekmeleyeni mi ararsın? Kafayı vuran mı ararsın? Ya bunlar var. Zaten maçtan sonra çok soyunma odasına girmiyorum ben. Yani orada bazen arkadaşına kızacak, bağıracak, evet, çağıracak. Sıcak. Sen burada sıcak. Yani sen burada niye yakın oynamadın arkadaşına işte filan. Bir sürü şeyler olacak. Yani kavga gürültüler olacak. Yani olur da yani. Orada adrenalin tavan olmuş. Evet. O yüzden o soyunma odasının ruh hali başkadır. Onu yaşamak lazım, anlatmalı olması. Onu yaşadığınız zaman çok başka duygulara giriyorsunuz. Çünkü hani biz geçmiş dönemlerde voleybol, basketbol takımlarıyla futbol çok farklıdır ama o soyunma odasına girdiğiniz zaman hiç unutmam, bir maça gittik. Muğla'da hoca dedi istifa ediyorum, dedim hocam dur bir dakika ya, ne istifası? Gel bir nefes al. Evet. Aldım hocayı, dışarıya çıkardım. İçeriye girdim oyuncularla beraber. Hiç yapmadığımız bir şeydi. Dedim hocanız gidiyor, siz de gidiyorsunuz. Lig bitti. Evet. Gidin hocayı ikna edin. Evet. Yani o soyunma odası gerçekten farklı duygular var. O hem duygular var hem orada yaptığınız hamle çok önemli. Yani biliyorsunuz hocayı herkes istiyor ama orada bir şeyler yapmak tabii. Gerekiyor tetiklemek için, sonra o oyuncuyu da motive ediyorsunuz. İnanılmaz yani. İnanılmaz derecede. O hocayı geri getirmekle sadece hocayı değil oyuncuyu da motive ediyorsunuz. Doğru. Öyle bir anımız vardı hocam. Güzel. Hocam artık günümüze gelelim mi? Gelelim. Yani Ümraniyespor maçına. Ümraniyespor maçına geldik. Antrenmanlar bitti. Son idmanları yaptınız. İlk maç mağlup olmuşsunuz. Rakibiniz güzel bir maç çıkarmış. Evet. Yakaladığını atmış. Ama ilk kez de Şanlıurfalıların önüne çıkıyorsunuz. Evet. İşte tesisten geldiniz, çıktınız idmana. Oyunculara ilk söylediğiniz söz neydi? Ben çok merak ettim. Soyunma odasını çok merak etmem ama özellikle o ilk maç çok önemlidir. Kendi seyirci sahanda oynayacağın ilk maç çok çok önemlidir. Ya şunu söyledim tabii. Yani karşımızda çok iyi bir takımın olduğunu, disiplinli oynayan, kolay kolay pozisyon vermeyen, ön tarafı da kreatif oyunculardan kurulu bir takım olduğunu söyledim. Ama bakın, rakip şöyle iyidir, böyle iyidir, böyle disiplinlidir. O başka bir şey dedim. Ama sizden tek isteğim var dedim ben soyunma odasında. Bugün dedim bir oyun karakteri, oyuncu karakteri koymanızı istiyorum dedim saha içinde. Yenilebiliriz, berabere kalabiliriz. Allah korusun yenilebiliriz, galip gelebiliriz ama yani galip gelsem bile mesela şimdi biz 3-1 yendik. İnsanlar şunu demiyor yani baktığım zaman hani siz de herhalde bunu takdir edersiniz. Ya tesadüfe kazandı Şanlıurfa Spor demiyor yani. Şimdi evet, karakter dedim bu. Bir oyun karakteri koyduk. Tamam gücümüzün yettiğince 60-70 dakika. Ben sadece onu söyledim. Bakın dedim çocuklar. Buraya alnımız dik geleceğiz. Tamam sonuç her türlü ama mücadele olarak, mücadele etme olarak buraya alnımız dik. Her şey vicdanımız rahat olacak. Geleceğiz. Biz bugün her şeyi yaptık ama olmadı. Ama olur. Yaparsanız olur dedik. Sağ olsunlar onlar da her şeylerini ortaya koydular. Güzel bir galibiyet aldık. Ofoso'nun performansından çok Ali Mali daha çok ön plana çıkmaya başladı hocam. Evet. Evet güzel bir ikili kurdular. Ahmet de iyi. Ama baktığınız zaman top tutan, rakip defansı iyi sarsan bir ileri ucumuz var. Evet. Şu anda sağa ve sola baktığınız zaman. Ofoso ile Ali Mali ikisi birbirini tamamladığını düşünüyor musunuz? Yoksa oraya mutlaka takviyelerimiz olması gerekiyor mu? Çünkü baktığınız zaman, iki maça baktığınız zaman Ofoso
daha çok ön plana çıkmaya başladı. Evet. İlk golde yapmış olduğu koşu, Ali Mali'nin o boşa çıkması, çapraz koşusu, kendini boşa çıkarması. Onun hikayesini de anlatacağım. Evet. Şimdi şöyle, biz başkanımızın kulakları çınlasın. Buradan da selamlar olsun. Bana dedi ki kampta, Ali Mali'yi ister misin dedi. Başkanım dedim, bizim bütçelere geliyor mu dedim. Evet hocam dedi. Hemen dedim al gel. Ben çünkü Erzurumspor'da çalıştım Ali Mali'yle. Çok yakın tanıyorum. Çok iyi performanslar gösterdi. Hemen al gel. Sağ olsun başkanımız da hemen çözdü işi. Geldi. Çok inanılmaz 10 numara 5 yıldız bir karakter Ali Mali. Ofosu da öyle. Yani bütün oyuncularımız öyle. Şimdi şöyle. Orada şu ön plana çıksın, bu ön plana çıksın değil ama maçtan önce şöyle bir plan yaptık biz. Ben Ümraniyespor'u izlediğimde 6 kişi geliyorlardı onlar kornerlere. Evet. Ben dedim ki hem dedim Ali Mali Ofosu çabuk oyuncu hem de onları 6 kişi getirmemek için 5 kişi getirmek için o önde 2 kişi bırakacağız dedim. Evet. İşte Ali Mali ile Ofosu'yu bıraktık orada. Nitekim de onlar sonra baktılar önde 2 kişi bırakıyoruz. 5 kişi geldiler. 6 kişi gelmediler ama orada çok iyi bir çıkış yaptık. Yanılmıyorsam Mehmet Coşkun. Çok iyi bir pas attı ama yani bir ders niteliğinde altyapılarda gösterilecek ders niteliğinde çapraz koşular, final pası ve final harika bir gol oldu. Aynı organizasyon olarak harika bir gol oldu. Çok mutlu olduk yani. Aynı anda koşuyu yapıp sonra çapraza gitmesi, evet. Açması... Ya her şey yerli yerine oturdu İbrahim. Yani İnanılmaz güzel, çok keyif Mehmet aldım. Mehmet Coşkun'dan başlayarak işte Ali Mali götürdü topu. Ondan sonra Ofosu çapraz koştu. Ali Mali öyle bir yere çıkardı ki topu. Ofosu'ya sadece vurmak kaldı. Yani hem organizasyon olarak ders niteliğinde bir gol attık. Bundan da çok mutluyum. Offside'a yakalanmayıp da o pozisyona girmek evet. Hani çok büyük bir... Cesaret ister hocam. Bundan sonra da görüşü de çok şeydi. Bundan sonra da rakipler herhalde biraz daha dikkatli olurlar diye düşünüyorum. Valla biraz değil 10 defa düşünsünler hocam. Düşünecekler. Çünkü alacaklar önlemlerini yani bu sefer. İster alsın ister almasınlar hocam. Biz puanları alıp geliriz. İnşallah. Baktığınız zaman evet Ali Mali diyoruz, Ofosu diyoruz ama sizin söylediğiniz gibi sağ kolunuz. Saha içerisindeki aslında bir nokta maestromuz. Evet. Mehmet Gönül Açar. Evet. İnanılmaz karakter koyuyor. İnanılmaz ısırıyor. Evet. Oyundan düşeni kaldırmasını biliyor. Çünkü 62-63. Dakikada bir ara Mehmet Coşkun düştü oyundan. Böyle bir baktı. Ben anons odasındayken bir taraftan da hani sizi takip ediyorum. Boşta olan oyuncuları birbirlerine vermiş olduğu tepkileri düştüğü evet. Zaman nasıl kaldırabileceklerini onları takip etmeyi çok seviyorum hocam ama evet. Mehmet Gönül Açar'da müthiş bir karakter gördük. Evet, evet. Biz aslında bunu özlemiştik. Tabii. Ya saha içinde şimdi model kim? Teknik direktör, kaptan, başkandan başlayalım. Model onlar değil mi? Yani siz model olarak bir iyi bir görüntü verirseniz şimdi kaptan orada bugün analiz yaptık. 3-4 tane kaptanın savaştığı şutun önüne, iki tane şutun önüne evet. Atladığını gördük. Bardi oynamadı hocam. Evet, atladığını gördük. Ve ondan sonra da kalkıp arkadaşlarına serzenişte bulunduğunu evet. Gördük. Yani bu ne demek biliyor musun? Hadi çocuklar hep beraber savaşalım demek. Bu çok kıymetli. Kaptan o konuda sağ olsun. Demin de ifade ettik. Çok katkı yapıyor bize. Hem saha içinde hem saha dışında. Futbolu da çok oynayacak. Belki 7-8 sene daha oynar ama hoca. Ben hocalığa devam edersem ekibimi alırım kaptanlığı. Ama baktığın zaman hocam Bardi neredeyse formasını çıkarıp ben oynamıyorum diyecekti. Hakemle savaşa girdi bir dönem. Muhammed çünkü ilk evet. Toplara basıyor. Alamadığı topta indirmesini biliyor. Sarı kartsız gidiyor. Hadi sarı kartı gördü. Tek sarı kart gören evet. Oyuncumuz da oydu. Biz alan bırakırsak Ümraniyespor alan bıraksaydık. Evet. Çok iyi pas yapan bir takım şimdi. İstanbulspor da aynısı. Ya biz de onlara alan bırakırsak, pas yapmalarına müsaade edersek sıkıntı yaşarız. Çok şükür çocuklar hakikaten baskıyı, presi hep beraber. Tabii maçın içinde eksiklerimiz, hatalarımız oldu. Mutlaka. İllaki oldu ama çok azınlıkta pozitif işlerimiz daha çoktu.
Hani dediğim gibi yani bu oyunu ama biz ileriye taşımamız lazım. Bu bize yetmez. Yani bu maçı kazandık tamam. Yarın bir gün biz nasılsak diğer rakipler de yavaş yavaş oturacak. Hem fizik kaliteleri hem oyun anlayışları. Onlar da yeni kamplardan geliyorlar. Şimdi onun için bu oyunun daha üzerine, bu mücadelenin daha üzerine koymamız lazım. Yetmez. Biraz dinlendirelim mi hocam? Olur. Arkadaşlar, bugün yapmış olduğunuz çok güzel bir çalışma daha vardı. Röportajlarımız vardı. Sokak röportajlarımız, taraftarlarımızın içerisine arkadaşlarımız girdi. Bir de Şanlıurfa Spor, onlardan dinleyelim mi hocam? Dinleyelim. Buyurun, sevinirim. O zaman söz taraftarlarımızdan. İyi giderse misal şu şekil, taraftarlar destek verirse iyi olur. Taraftarlar destek vermezse geçen seneki gibi küme sıkıntısı yaşar. Katkısı şu şekil, Erkan Sözer'i 4-5 sene önceden beri takip ediyorum. İyi yönetiyor. Malatya Spor'un başındayken iyi yönetiyordu. Ligde çıkmaz da düşmez de ortalarda ben diyorum bitirir yani. Sormak istediğim bir şey yok. Yanımız yolumuza yani biz kesiniz. Devam eder. Güzel bir teknik direktör. İnşallah süpüreye kadar çıkarız. Yani bu sene yolumuzda idalıyız. İyi sevgiler bu sezon yani iş var. Ama güzel şeylerini bekliyoruz. İlerler, biz hocamızdan da memnunuz. Erkan hocamızı yani bırakmayacağız yani. Başımıza durduğu sürece yani süpürlüğe kadar çıkma yetkimiz var yani. Var. Bu sene umudumuz var yani. Allah razı olsun yani çok çok selamlarımızı iletirseniz seviniriz. Böyle giderse çok iyi. Yani biz maça sahada seyretmedik, televizyonda seyrettik ama 10 numara oynuyordu. Yani böyle giderse yani üst sıraları çok zorlayacağız inşallah. Yani kadromuz çok süper. Teknik direktörümüz güzel. Yani kurduğu kadroyla yani oynattığı futbolcularla 10 numara. Yani inşallah teknik direktörümüz kalır. Kalırsa sevinirim. Yani tur inşallah atlayar da yani atlarsa çok güzel olur ama zannetmiyorum. Ama playoff'ta yani playoff'a kadar çıkarız. İnşallah playoff'ta da zorlarsak yani lige çıkarsak çok güzel olur. Yani niye çıkmayalım yani? Biz güçlü bir takımız yani. Çıkanlar bizden çok o kadar üstün değil ya. Ne söyleyelim? Başarılar dileriz kendisine. Bir de transfer döneminde güzel öyle bir 2-3 tane daha futbolcu alırsa çok çok yerleri zorlayacağız inşallah. Yani umarım bu şekilde devam eder. Galibiyetlerini, serisini sürdürür. Temennimiz Süper Lig'e çıkması. Artık bu şehrin orayı hak ettiğini düşünüyorum. Uzun zaman oldu. En son ki zaten PES'te 1. Lig'deki şampiyon olduğu sene ben o zaman İstanbul'daki maçlarına dahi gitmiştim. O yandan bu yana zaten şampiyon olamadı. Bu sene lig atladı. Umarım bir sonraki sezon Süper Lig'de görürüz artık. Büyük takımları da burada ev sahipliği yaparız. Bu açıdan da hem şehrimizin tanıtımı hem kültürel açısından güzel olur. Yani bilmiyorum, yaptığı transferlerle umarım bu şekilde devam eder ama temennimiz tabii ki her zaman galibiyet almasına, şampiyon olmasından yana. Devre arası nasıl olacak? İlk devreyi bir atlasalım, ondan sonra gerekli transferleri doğru yerlerde, doğru zamanlarda yaparlarsa muhtemelen zaten bizim Urfa Spor'un yani başarı elde edememesinin bana göre sebeplerinden bir tanesi yönetimde sıkıntı var. Yani oyuncular zaten sahaya çıkıp toplarını oynuyorlar. Umarım bu sene o hata yapmazlar. Gerekli merciler bu takıma artık sahip çıkarlar. Destek verirler de bir üst lige çıkmayı başarır. Yani şu an için onlara güzel dileklerimi sunuyorum sadece. Umarım hani bu şekilde galibiyet almaya devam ederler. Şu an için bir sorun yok. Zaten daha sezonun başındayız. 1-2 maç oynandı henüz. Umarım yani galibiyet serilerini bozmasınlar. Biz artık onu bir üst ligde görmeyi hedefliyoruz. Bize bu artık zevki yaşatsınlar. Bu oyunu bizi tatmin etti ama takıma takviyeler yapılması lazım. Şu an hala orta saha ve defansta eksiklerimiz var. Mutlaka bir takviye istiyoruz. Erkan Bey'i oynattığı futbolu beğeniyoruz. Sadece yönetimden memnun değiliz şu anda. Şu an ligi atlamasına ziyade ligde kalmasını temenni ediyoruz. Ligde kaldıktan sonra umarım gelecek senelerde Süper Lig'i de görmek umuduyla. Tek istediğimiz umarım 4-4-2'den vazgeçip 4-2-3-1'e dönmesi. Aslında son görüntü çok çok güzeldi. Evet. O sarı yeşil
forma tabii bizim de en büyük kanayan yaralarımızdan bir story'miz olmaması o en büyük kanayan yaramızdır. Öyle, öyle değil mi? Olması evet. Lazım evet doğru. Yani, ama bu seneki formaların şeyi, dizaynı falan çok güzel. Çok güzel. O çubuklu formaya, bu haftaki formamıza ben bayıldım hocam. Ben de orada taraftarlarımızdan bir tanesi dedi ki bizim ne eksiğimiz var dedi onlardan. Evet. Çok güzel bir laf. Ben de oyuncularıma dedim ne eksiğimiz var ki? Tamam biraz bütçedir falan filan. Bir de bir taraftarımız da artık dedi Urfa'nın, Şanlıurfa'nın Süper Lig'e çıkma zamanı geldi geçiyor dedi. Gerçekten doğru söylüyor. İnşallah biraz biz Ümraniye maçından sonra çıtayı yükseltmişiz. Onu gördüm. Yani. Evet evet. Çıtayı, biraz play-off falan lafları var. Tabii ki neden olmasın ama biz maç maç gidelim. Mesela geçen seneki son maça kadar olan stresi, sıkıntıyı yaşamayalım. Ama neden olmasın yani? Tabii ki. Ama biz maç kazandıkça özgüvenimiz artacak. Özgüvenimiz arttıkça da performanslarımız yükselecek. Biz maç maç gidelim. Biraz çıtayı da, beklentiyi de çok yükseltmeyelim açıkçası. Hocam biz Ankara Gücü maçı öncesi arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Yani ben çok fazla takip ettiğim için ne olur dedi. Puan alırsak şaşırmayın dedim. Nasıl dedi ya? Ya dedim bir Keçiören maçını izlemediniz ama ben birazcık izledim. Sağ olsun orada yönetici abilerimiz bizlere evet. izletirme şansı bulduk. Bu takım can yakacak dedim. Çok iyimser davranıyorsun dedi. Çok iyimser düşünüyorsun. Ya dedim gerçekten öyle bir takım var. Benim mesela geçen yıldan Atakan'ı çok beğeniyordum. Hmm. Kuşadası'ndan işte Karaköprü'ye burada geldiği maçlarda bir de maç anlatımını yapıyordum. Hmm. Çok fazla. Atakan, orada gördünüz. Atakan'ı özellikle hani dedim kim alırsa önümüzdeki yıl buradan para kazanır. Anladım. Güzel. Maç sonu Atakan'a da aynısını söylemiştim. Atakan dedi abi daha bu başlangıç dedi. O söylemi bile beni inanılmaz derecede hani çok çok fazla ümitlendirdi yani. Ya taraftarlarımız tabii yanlış anlamasın yani çıtayı yükselttik falan. Tabii ki çıta yani hepimiz isteriz oralarda olmayı ama biz hani oyuncularımız işte bahsediyoruz ya genç oyun. Biz bu oyuncularımızı strese sokmadan maç maç. Maç maç devam edelim. Maçı kazanalım bir dahaki maça bakalım. Maçı kazanalım bir de puan alalım bir dahaki maça kazanalım. O zaman daha iyi yerlere gideriz. Ondan eminiz. Atakan da yani Atakan da diğer genç oyuncular da gerçekten dediğim gibi demin de ifade ettim. Yani bu takıma para kazandırabilecek, kendilerine de kariyer yapabilecek potansiyelleri var. Ama iş onlarda. Biraz tabii daha ki. Performans gösterecekler, farkındalık yaratacaklar. Saha içinde artık alt lig oyuncusu gibi değil, birinci lig oyuncusu gibi davranacaklar, performans gösterecekler. O zaman hem bireysel olarak kendilerine hem de takıma katkıları büyük olacak inşallah. Bir de Ümraniyespor maçının istatistiklerine bakalım hocam. Bakalım. Biz de bir istatistikleri hazırladık arkadaşlar. İstatistikleri de verebilirsek farklı bir istatistik çıkardık hocam. Evet, genel olarak %47,5'a %52,5 topla oynama. Evet. İkili mücadelede %45,7, %54,3. Hava topu mücadelesinde Ümraniyespor'un üstünlüğü var hocam. Evet. %67'ye %32. Pas isabetinde %82, %84. Rakip yarı sahada pas isabeti %69,1, %70. Korner 4'e 5 zaten. Ama baktığınız zaman savunmada %92 ile oynuyoruz hocam. Evet. Ümraniye %72 ile oynamış. Uzaklaştırmada 12-14. Zaten bu tahminim 60'tan sonraki, 60. dakikadan sonraki dakikalarda daha çok fazla oldu çünkü. Evet. Pas arasında 12'ye 5, faullerde 14'e 9. Bu benim en çok hoşuma giden istatistiktir hocam. Öyle mi? Saldırgan oyunu ben çok seviyorum. Evet. Birazcık ısıracaksın. Temaslı olacak oyun. Evet. O temaslı olursan rakip senden çekinir. Evet. Aynen. Hücum önüne baktığımız zaman 10'ar şut çekmişiz. 3'er isabet. 3'e 2. Bizim 3'ü de gol oldu. Biri ben Embula diye anons ettim ama. Ahmet orada dokundu topa. Dokundu dokunmadı. Çok dokundu şey topa yapamadım. Ama şey Gulu maçın ayağına çarptı. Evet.
Yani orada Ahmet'e yazıldı hocam. Yazıldı. Ahmet'e yazmıştı. Ceza sahasının ortada 14'e 17 hocam. Orta isabetimiz 7.1'e 17.6. O sayıda iki kez düştük. Ümraniye bir defa düştü. Yani baktığınız zaman evet Ümraniye üstünlüğü görünüyor ama Ümraniye'nin kısım kısım ikinci yarındaki o maç sonu röportajında size sormuş olduğum gibi biz birazcık düştük sanki, evet. Geriye çekildik. O oyuna müdahalelerinizi de biraz toparlamış olduk. Evet. Evet yani, alabiliriz arkadaşlar. Yani tabii şey, geri şimdi tribünden de ufak tefek sesler duyduk tabii. Hoca takımı geriye çekme falan diye. Yani şimdi biz geriye çekmiyoruz ama biz fiziksel olarak daha tam hazır değiliz. Geç açtık ya sezonu. O yüzden 2-0'da öne geçmişiz. Şimdi önde baskı yapıp da arkaları boş bırakırsak risk almış oluruz. Ha ne zaman biz takım olarak hazır hale geldik, artık fizik kalitemiz oturdu, o zaman zaten önde baskıyı gene yaparız yani. Onun için öyle bir şey oldu. Burada tabii bazen istatistikler hani şey %60, %70 toplu oynuyorsunuz, mağlup oluyorsunuz. Evet. Şimdi bu ne demek? Şimdi mesela diyor ki biz daha çok koştuk ama mağlup olduk diyorlar. Yani şimdi doğru koşmadın. Doğru koşmamışsın ki takım olarak ya da bireysel olarak. Doğru koşmamışsın, çok koşmuşsun. Evet. Hep topun peşinden koşmuşsun. Öbür türlü bakıldığı zaman ikili mücadeleleri kazanmak çok kıymetli, çok önemli. Topun sende kalma oranı eğer doğru oynadıysan bazen %30, %35 ile sen maçı kazanıyorsun. Niye? Çünkü sizin de dediğiniz gibi Ümraniye maçında 3 pasta gol attık şimdi. Evet. Şimdi baktığın zaman istatistiklere çok girer mi o? Onun için 3 pasta gol atmışsın. Öbür tarafta Ümraniyespor atıyorum 10 tane 15 tane pas yapmış ama nerede yapmış? Kendi sahasında yapmış sahasına. Orada. Yani doğru pas, doğru oyun, doğru koşu bu istatistiklerin en kıymetlisi. Ve nefes aldırmamak önemli hocam. Hani Mehmet Gönül Açar dedik. Landel biraz da ısırmaya başlamıştı. Mehmet Coşkun, Burak ki 80'lerde bir ara bir çıldırdınız. Orada inanılmaz Ferhan Kestanlıoğlu'yla biz zaten üsümetimiz var hocam. Yıllar öncesinde 1461 Trabzon. Ferhan Kestanlıoğlu muydu dördüncü hakem? Dördüncü hakem. Ya şöyle. 44 numarayı bakıyorum. Biz İlyas Alman'ın o PS şeyi var diyor hocam. Ya bu nerede diye bakıyorum listeye ikinci defa bakıyorum. 44 numara yok. Aşağıdan 2 numara gösteriliyor. 42 numara. Hani böyle bir her şey orada karma karışık bir hale şimdi geldi. Şimdi orada ya her şeyde bir ayır vardır derler. Belki 3. golü öyle bulduk ama şöyle. Mehmet Coşkun, Hasan Hüseyin, Ali Male bunlar daha tam hazır değil. Hatta evet. O Fosu'yu da sayalım. Çünkü biraz hastalık falan. Şimdi bunlar hazır değil. Bunlar düştü performansı. Onun için hamle yaptık. Dolayısıyla şimdi biz o hamleleri yaptık. Ondan sonra toparladık tekrar. Orada şimdi Mehmet Coşkun kramp girdi ayağına. Hocam dedi 5 dakika sonra beni değiştir. Tamam dedik. Biz planlamayı yaptık. Hatta 3 tane oyuncu değiştirdik oradan. Hani yeni taze kan. Evet. Ya şimdi ben maça odaklanmışım. Maça bakıyorum o anda. Hani oyuncu değişikliğine bakacak. Orada tabii kendi ekibime de biraz serzenişim oldu. Ben şimdi baktım şeylere. Doğru Mehmet Coşkun çıkıyor. İşte Hasan Hüseyin Acar çıkıyor. Ofosu çıkıyor. Doğru. Ama Ferhan Kestanoğlu hoca şey Mehmet Coşkun yerine Burak'ı çıkardı. Evet. Ya dedim Burak niye çıktı? Hocam biz de bir ya gittim dördüncü hakeme. Kağıdı götürdün hocam. He, dördüncü hakeme gittim dedim. Hocam niye çıkardın sen Burak'ı? Hocam dedi öyle dediler. Ya dediler olur mu? Ne yazıyor? Tekrar alalım oyuna filan dedim ben orada tabii. Hocam mümkün değil dediler. Ondan sonra sağ olsun Mehmet Coşkun da orada idare etti filan. Biraz öyle şeyimiz oldu. Ama tabii kendi ekibime de söyledim. Biraz da gideceğiz. O dördüncü hakemin orada teyit edeceğiz. O şeyleri, planlamaları daha... Tabii hepimiz maçın heyecanına bazen kapılabiliyoruz. Normaldir bunlar. Mesela şunda çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Yabancı oyuncu olsaydı ne yapacaktın? Onu diyecektim. Şimdi biz, orada bir defa yani ben de orada şeyim, hassasım. Hani tamam belki yardımcılar hata yapsa bile ben de dikkat ediyorum.
6 tane yabancının üzerine 7. hemen oyuncu girerken sayın diyorum yabancıları 6 tane mi? Matematik yapıyoruz orada. Ondan sonra böyle bir şey oldu. Onun için çok sinirlendim. Yani adam zaten yorulmuş, kramp girmiş. O adamı sahada bıraktık. En böyle fit olan, işte enerjisi olan adamı dışarıda bıraktık. Ona sinirlendim. Hatta bir taraftarımız da hocam sakin ol filan. Ya dur bir dedim, ne sakin dedim. Biz burada canımızla uğraşıyoruz filan. Hocam öyle... orada ama taraftar da bir noktada hani hocam oynadın ha 2-1'i yakalamışız. Evet. 3'ü bulamamışız. O sırada bir taraftan da teknik ekibe de iyi kızdınız. Baya bir 30-35 saniye evet, gibi evet, bir yani. Gittiniz, bir daha geldiniz, bir daha kızdınız, gittiniz, geldiniz. Ya biraz işte orada şey hani hepimiz böyle birimiz maça odaklanıyorsak, ben maça odaklanıyorsak, işte Oğuzhan Hoca hem antrenör hem tercüman maça odaklanıyorsak orada diğer arkadaşlarımız da hemen diğer yerlere odaklanması lazım. Ama bir daha olmaz böyle bir şey inşallah. Peki hocam, Ümraniye, ben çok dikkatimi çekti. Ümraniye Spor teknik ekibi, bu yıl kural değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. Onları okuyamadım çünkü. Teknik ekibi Tuncay Hoca ile beraber 4 yardımcısıyla mı? Hani bütün ekip neredeyse saha kenarındaydı. Hmm. Hani bu bizde ama sadece normal siz... değil. Evet, normal değil o. Ve sadece tercüman gelip gider. Dördüncü hakemin Ferhan Kestanlıoğlu'nun yanında birinci yardımcı hocası sürekli oradaydı. Allah Allah. Ben hiç ben dikkat çok etmem. Dikkat ettim. Yani sesim sahaya gitmedi ama bayağı da bir saydırıyorduk hocam ama yani 4 tane 5 tane bu tür noktalara nasıl dikkat çekmek gerekiyor? Çünkü normalde kendi iç sahamızda oynuyoruz. Normalde gözlemci bunu gördüyse not eder yani. Bizi sevk etmiş hocam. PFDK'ya sevk etmiş. Niye? Gerekçe de yok hocam. Yani ne? Yani yeni YPFDK'ya ne yaptı bizim taraftarımız? Taşkınlık şey mı yaptı? Yok, ne yaptı? Bir şey de yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Biz bir şey yapmadık. Biz de bir şey yapmadık. Gittik hakemi tebrik ettik. Şanlıurfa Spor Kulübü'nün 18-8-2024 tarihinde oynanan Trendyol 1. Lig müsabakasında talimatlara aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 46. maddesi dıdısının şu olabilir. Şimdi PFDK'ya şu olabilir, talimatlara aykırı. Yöneticilerimiz akreditasyon kartı var. Evet. Saha içine girebiliyorlar. Ama 15 maç bittikten sonra 15 dakika soyunma odasının ve koridorlara giremiyorlar. Herhalde 1-2 oradan olabilir 1-2 hocam. Olduysa öyledir. Çünkü gözlem o da ihtarla falan geçiştirilir. Gözlemciyi gördüm hemen direkt maç biter bitmez koridorlara girmişlerdi. Onlar da bizim sevinçlere alışkın olmaları gerekiyor artık. Hocam gelen mesajlara bir bakalım. Olur. Siz de biraz nefes almış olun. Alırız. Evet, Şahin Kartal, altyapı sorunumuz Allah'ın izniyle biz çıkacağız inşallah bu yıl denmiş. Altyapı elimden geleni yapacağım. Hocalarımla beraber denmiş. Şahin Kartal'a da selam olsun buradan. Elinden geleni yapıyor altyapı. Çok güzel de bir ekip kurdu. Mesut Yılmaz akademisyen olması, pro lisansı B var sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir ekiple beraber bir arada olması çok çok önemli. Önümüzdeki yıllar için güzel bir gelecek inşallah bizden bekleyecek. Yok, futbola gibi. Sevdalı yöneticilerimiz var. Vallahi yaşıyorlar. Şanlıurfa Spor'la yatıp kalkıyorlar. Hepsi bir şeyler yapayım derdinde çok mutlu oluyorum yani. Mutlu Yılmaz program partnerimiz bu akşam aslında bizlerle birlikte olacaktı. Hani sözün genel kısmını size bıraktı. İşte o meşhur orta. Sağ olsun, teşekkür ederim. Maç boyunca bütün ortaları alıp o ortaları alamayan kalecimiz Mutlu Yılmaz hocam her hafta beraber yorumları yapıyoruz. Selamlar olsun. O da mesaj göndermiş. Çünkü Erkan hocanın açıklamaları çok önemli. Erkan hocamıza güvenimi sonsuzdur. Başarılar dilerim denmiş. Teşekkür ederim. Hoca bek demişken getirilen sol bek çok iyi. Bu sene bekler konusunda çok şanslıyız. Hem sağ bek hem sol bek konusunda. Ajax Suar Zambak imalatı göndermiş. Ahmet Bulut göndermiş. Erkan hocamızla gurur duyuyoruz. Onunla çok başarılı maçlar çıkaracağız. Sonuna kadar yanındayız denmiş. Sağ olsun. Çetin Aslan forvette 99 numara Ahmet çok kilolu koşamıyor denmiş. Vallahi Ahmet eğer çıplak gözle izlediyseniz bu hafta o orta sahada bizim düştüğümüz noktalarda topları alıp dinlendirmesi takımı sağa sola. Ya şimdi Urfa Spor taraftarının çıtası yüksek, beklentisi evet. Yüksek.
Hani onun için öyle bir yorum olmuştur. Bir de alışkın değiliz hocam. Pivot forvetlere çok alışkın değiliz genelde. Ahmet gerçekten bu hafta iyiler arasındaydı. Kötü olan yoktu zaten ama. Yani Ahmet aslında çok böyle şey yapmayı hafta içinde çalışmalarda bir formayı verdik, aldık filan. Böyle tereddütteydik ama sağ olsun o da elinden geleni yaptı. O Plase'de gol olmuş olsaydı. Evet, Plase güzel gol olacaktı. Çok güzel vurdu ama olmadı. Ahmet Ulağ göndermiş. Kestanlıoğlu ilk olaylı maçı Şanlıurfa Spor Tokatspor maçı İbrahim Bey hatırladınız mı? Evet, hatırlamaz olur muyuz? Biber gazı yediğimiz maç. O eskileri unutalım ya. Ama onlar unutmuyor hocam. Unutmadım. Bedir Aşıklıoğlu göndermiş. Herkes üzerine düşeni yapması lazım. Şehrin ileri gelenleri üzerine düşeni yapması lazım. Antep örneği, Ahmet gibi. Bunu program sonunda özellikle üstüne basa basa hocamızla beraber belirteceğiz. Adnan Özbudak göndermiş. Biz hocamıza güveniyoruz. Hocam bize lütfen Süper Lig tadını tattır lütfen denmiş. Ahmet Ula tekrar göndermiş. Lütfen hocamıza sorun. Ankara Gücü maçında sırtı dönük forvet olsaydı maç bizim açıdan değişik olur muydu denmiş. Biraz da geleceğimize bakalım. Daha iyi olurdu. Yani şöyle biraz beklentimizi tam yani formda değildi iki tane santrforumuz. Biraz da çabuk oyuncuyla oynayalım dedik. Hani o da bir görüş doğru. Öyle bir forvetle oynasak daha iyi olur muydu? Düşünmek lazım ama hani biz daha formda gördüğümüz için o Fosu'yu oynattık orada. Evet. Halil Akas göndermiş. Erkan hocama bir sorum var. İyi bir forvet, sağlam, güçlü transfer etsek bence ileri hat çok iyi olur. İki gün bekleyin abi. İki günümüz var. Çetin Aslan bütün takımı ayrıca tebrik ediyorum. Hocama başarılar denmiş. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Hocam forvet konusunda bir takviye bekliyoruz. Sezon uzun sorun yaşamayalım. Ümraniye için müthiş çalışılmış denmiş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Mehmet Kaya Renkort hakkındaki düşüncesini alabilir miyiz? Erkan hocanın denmiş. Sağlam bir forvet genel olarak şart ve Renkort. Sanki hocam birazcık ağır gibi mi gördük bu Ankara Gücü maçında ya da şöyle, ben aynısını izlenim aldım sanki. Ahmet de Renkort da yani şu anda çabuk oyuncular değil zaten. İkisi de futbolcu, pivot forvet. Futbolcu profili olarak yani pivot forvetler. Biraz tabii onların önde top tutmalarını çok istiyoruz. Biraz o konuda daha tam başarılı olamadık açıkçası. Çünkü o topları önde tutarsak, biraz nefes aldırırsak, işte biraz önce sen de bana nefes aldırdın. Yani defansımıza, orta sahamıza nefes aldırmamız lazım. O topu onun içinde tutmamız lazım. Top duvardan döner gibi dönmemesi lazım. O yüzden bakalım yani forma girerlerse Ahmet de daha böyle tam böyle istediğimiz gibi değil belki. Ama maçta elinden geleni yaptı. İyi mücadele etti. Gol de attı. Yani Ahmet için çok söyleyeyim. Reinkort'la da konuştuk. Yani o da şöyle bir söz verdi. Dedi ki ben dedi sizin istediğiniz gibi hocam. Bu taraftarlarımızın hocam şeyin başkanımızın yöneticilerimizin istediği gibi olacağım dedi. Söz verdi. Bakacağız, çalışacağız. Yani ama bir forvet alır mıyız? Yani çünkü uzun soluklu bir maraton bu. Şimdi diyelim Reinkort var, Ahmet var ama bir forvet de yarın bir gün birisi ceza, birisi sakat, birisi bir şey oldu mu? Onun için böyle bir çalışmalarımız devam ediyor ama bütçemize göre bakıyoruz. Ya bir sürpriz yapabiliriz ama. Hafta içi aslında dün ve bugün Kayode dedikoduları çok fazla çıkmaya başlamıştı ama Kayode değil arkadaşlar, onu da söyleyelim. Kayode ile hiçbir şekilde kulüp ilgilenmiyor ama sürpriz iki tane transfer bekliyor. Ya isim vermeyelim niye? Evet, ismi bizim, gerekiyor hocam. Bizim çünkü ismimiz, anlaşma tabii, aşamasında. Yani anlaşma aşamasında. Şimdi bizim ismimizi Şanlıurfa Spor beni istiyor der oyuncu, menajer. Gider orada çarpıştırır. Zaten bizim düşük bütçemiz var. Biz o zaman ulaşamayız. Onun için isime gerek yok ama evet. İnşallah yani bizim takıma uyacak. Bizim takımı bozmayacak. Hem dengeleri hem de karakter olarak bozmayacak. Bir de performans olarak bizim takıma katacak. Böyle bir oyuncu çalışmamız var. Olursa kapımız açık olacak zaten. Bir de maç sonu röportajlarına dönelim hocam. Olur. Maç sonu röportajı sonrası İstanbulspor'un bu haftaki istatistiğini göreceğiz. Öncelikle maç sonu röportajlarında bakalım.
neler söylenmiş, herkes memnun, herkes yüzü gülüyor. Bir de sizler bakalım neler göreceksiniz. Evet, zaten biz baştan beridir bütün spor kamuoyuna hep şunu vaat ettik. İyi futbol oynayan, dirayetli, dirençli, karakterli bir takım sözü vermiştik. Ben bunu gerçekten yaratmış olmanın da gururunu yaşıyorum bütün arkadaşlarımızla birlikte. Sonuç olarak tabii ki tatmin edici bir sonuç. Puana çok ihtiyacımız vardı. Ancak maçlar oynandıkça da eksiklerimizi de görüyoruz. Bu maçın özelinde de her ne kadar 3 puan alınmış olsa bile yine bir takım eksiklerimizi gördük. Onları da gidermek için daha çok çabalayacağız. Ve çok çalışarak Urfa Spor'u bence bu sene bu ligin sürpriz takımı haline getirmeye planımız var. Öncelikle futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi tebrik ediyorum. Gerçekten bugün güzel bir maç izledik. Diri bir takım, güzel bir takım kurulmuş. Bu bütçenin çok çok üstünde bir takım kurulmuş. Giray Başkanı başta olmak üzere yönetim kurulu ve emeği geçen bu transferlerde, bu takımı kurmakta emeği geçen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Allah'ın izniyle bu sene ligde kalıp seneye güzel işler ben bekliyorum bu yönetimden ve takımdan. Güzel futbol oynadık, güzel bir galibiyet aldık. Kimse Şanlıurfa Spor'dan bu futbolu beklemiyordu. Gerçi biz geçen hafta Ankara Gücü'ne mağlup olduğumuzda da sinyalini verdik. Yani güzel futbol oynadık. Yani sonuçta Ankara Gücü Süper Lig'den düşmüştü. 8 tane Süper Lig'den düşen futbolcusu az kadrosunda oynuyordu. Ve onun orada etkisini gördük ve bugün burada özlenen tabloyu, özlenen Şanlıurfa Spor'u gördük. Hem buraya gelen Şanlıurfa Spor taraftarlarını mutlu etti, hem de Şanlıurfa halkını mutlu etti. İnşallah bundan sonra galibiyetlerle devam ederiz. Yeter ki biz takımımıza sahip çıkalım, birlik beraberlik içerisinde olalım. Özveri şekilde herkes takımın yanında olsun yani. Bu sadece benim takımım değil. Bir de ben buradan özellikle Sayın Valime, Sayın Emniyet Müdürüm'den bir ricada bulunmak istiyorum. Pasolik sıkıntısı var. Bugün 1,5 aydır Pasolik bir tane satışı yapılmamış. Yani bu Şanlıurfa Spor taraftarlarından kaynaklanmıyor. Şanlıurfa Spor taraftarları geliyorlar ama ne yazık ki Pasolik içerisinde sıkıntı var. Pasolik kartı yok. Pasolik güncellemesi yapılamıyor. Bu çok büyük sıkıntı. Bugün benim burada taraftarlarım eziyet çekiyorsa bunun tek yetkilisi, tek sorumlusu Pasolik'dir. Bir an önce Sayın Valimizin, Emniyet Müdürümüzün bu olaya el atmasını istiyorum. Gelsinler, memleketin takımına sahip çıksınlar, taraftarlarına sahip çıksınlar. Bizim için çok zor bir maçtı. Geçen hafta 3-0 yenmiş ve buraya özgüveni yüksek, hedefi şampiyonluk olarak belirlemiş bir takım geldi. Ama işte ben her zaman söylüyorum, bu formanın, bu şehrin farklı bir havası var. Burada puan almak hiçbir zaman kolay olmayacak. İlk günden son güne kadar taraftarımızın bizi desteklemesini istiyorum. Biz elimizden geleni son ana kadar yapacağız ve hiçbir zaman onları mutsuz etmeyeceğiz. Her zaman yanımızda olsunlar, bugün olduğu gibi. Vallahi ilk golümü attığım için çok mutluyum. Buradan öncelikle bizi desteklemeye gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu galibiyet onlara armağan olsun. Çok güzel bir aile olduk içeride. Birbirimize sıkı sıkı sarılıyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Daha da iyi olacağız. Çok mutluyum yani. Şu an duygularımı ifade edemiyorum gol attığım için. İnşallah her hafta goller gelir. İnşallah. İnşallah teşekkür devam. Teşekkür ediyoruz. Hem defansta hem de ofansta işte ikinci attığımız golde de Embula başroldeydi. O yüzden hani Michel üstüne koydukça böyle, üzerine koydukça gidecek. Biz bunu öngörebiliyoruz. Üzerine koydukça Embula da yani çok yaşlı bir oyuncu değil. Onun için evet, genç oyuncu. Genç oyuncu, 24 yaşında 24 bildiğim yaşında. Kadarıyla. Yani bu oyuncuların hepsi Süper Lig'e aday oyuncular. Yani demin de ifade ettik. Embula da onlardan biri. Gerçekten şöyle bir şey gördüm Embula'da. Bu takımı çok sevdi o da. Takımla çok iyi özdeşleşti. Onun için performansı da daha iyi arttı diye düşünüyorum. Embula aslında geçen yıl transfer yapılacak oyunculardan bir tanesiydi. Sakatlanmamış olsaydı çok farklı olacaktı. İyi ki de sakatlanmış diyoruz. Çünkü sezon bittiğinde iki oyuncumuz tek kalmıştı hocam. Evet. Embula, Lander, bir de Erzan Tokat tek kalmıştı. Geçen sene evet. Yani geçen sene hakikaten zorlu bir seneydi. Yani çok zorlu bir seneydi. O sezon sonunda bir taraftan da iyi ki de böyle diyebiliyoruz. Evet. İyi ki dememizdeki nedenler de budur. Erzan'ı nasıl buldun hocam? Erzan da şimdi şöyle
geldiğim andan itibaren hem Erzan olsun hem Abdülkadir olsun kalitelerini belli ettiler. Daha sonra Enes'i kattık. O da çok kaliteli bir kaleci. Evet. Ondan sonra o da her an oynayabilecek durumda bir kaleci. Biz daha önce çalışmıştık. Sinan var genç. O da Erzan'dan da Abdülkadir'den Enes'ten de çok kazanacağı çok şey var. Mesela Sinan'da şunu görebildim ben. Kampın başlamasıyla kampın bitmesi arasında hani dağlar kadar fark var. O kadar yani daha iyi gelişti Sinan. O konuda da çok mutluyum. Sinan da gelecek vadeden bir kalecimiz. Geleceğimiz açık gibi açık. Görünüyor hocam. Evet. Bir de arkadaşlar İstanbulspor'un istatistiklerini görebilir miyiz? Bu hafta Ahmet Spor karşısında 1-0'lık bir galibiyet. Ahmet 10 kişi kaldı. Siz de maçı izlediniz evet. Hocam. Evet. Bir de İstanbulspor'un istatistiğine bakalım. %55'te top oynamış hocam. İkili mücadelede %41'i, %59'a %41. Hava topu mücadelesinde %60'a %40. Pas isabeti %81'e 83. Rakip yarı saha pas isabeti %70'lerde hocam. Evet. Rakip yarı sahada çok fazla topla oynuyorlar. Top kapma başarısı yani top ikili mücadelelerde üstün. Savunmada sanki birazcık eksikleri var hocam. Onu gördüm. Onlar da bizim gibi ısıran takım. Ya İstanbulspor şöyle bir takım. Yani 4-5 senedir bu minvalde oynayan, bu oyun anlayışında oynayan gelen gidenler oyuncular var ama iskelet bir kadrosu var ve Osman Zeki Korkmaz da evet. Şampiyonluk da yaşadılar. Daha önceki hocalar da Fatih Tekke de hatta bir ara çalıştı. Evet. Hep oyun anlayışını bu bir çizgileri var onlar. Onun dışına çıkarmadılar. Hep üzerine koyarak gittiler. 4-5 senedir beraber oynayan, oyun anlayışlarını ortaya koyan bir takım. Dün de öyleydi. Hiç acele etmediler. Sakin oynadılar. Sabırlı oynadılar. Ayağı pası çok iyi yapıyorlar. Sahanın kötü olmasına rağmen. Dolayısıyla disiplinli, iyi bir takımla oynayacağız. Ama biz de Ümraniyespor maçındaki gösterdiğimiz performansın üzerine de koyarsak Puanya'da puanlarla gelmek istiyoruz açıkçası. İstanbul maçı öncesi sakatlarımız ne durumda? Forsen 6 hafta yok. Amar Bey için sakatlığı ne durumda hocam? Ya şimdi Forsen talihsiz bir sakatlık geçirdi. Antrenmanda ayağın ucuna top geldi. Oradan diz bağları esnedi. Evet. Yani hiç ortada bir şey yokken. Adele sakatlığı da değil. Sadece şeyde MR'da bir üst adelide ufak bir yırtık çıktı geçen hafta. Hı hı. MR'da. Hatta Amar beni çok şey yaptı yani geldi gitti hocam ben oynamak istiyorum falan çok güzel bir şey aslında. Yani böyle bir sakat oyuncunun yırtık olan bir oyuncunun oynamak istemesi çok iyi. Ben en sonunda şey yaptım yani kadroya da aldım. Kadroya aldım dedim ki ihtiyaç olursa belki riske ederim ama ihtiyaç olmazsa ki 2-1 oldu o ara biraz ısındırdım ama hiç içime sinmedi açıkçası. Yani çünkü bir yani bilim bu işin şeyi yani belgesi. Şimdi yırtık var deniyor orada. Orada yırtık varsa o zaman bu oyuncuyu oynatmamak lazım ki öyle de oldu. Hatta bugün masörümüz Mehmet şunu söyledi. Hocam iyi ki de şey yapmışız dedi. Yani saklamışız dedi. Hatta Amar da sonra hak vermiş bize. Çünkü çok oynamak istiyordu. Biraz morali bozuldu oynamayınca filan. Ya biz dedik niye oynatmayalım seni yani. Senin gibi bir oyuncu zaten her zaman faydalanacağız ama oynatsaydık bir daha yırtık büyüseydi en az 4-5 hafta gidecekti. Evet. O yüzden onu da korumuş olduk öylece. Hocam artık sonlara doğru geliyoruz. Evet. Ama öncesinde Trendyol 1. Lig'e baktığımız zaman İnanılmaz kaliteli ayaklar var, çok para harcayanlar var, zirvede 10-12 takımı görüyoruz. Bunun içerisinde biz Mutlu Hocam'la konuştuğumuz zaman Urfa Spor'u hiç o 10-12'lere koymuyorduk. Ama bugün baktığınız zaman maç sonrası daha doğrusu herkes playoff ve üstünü düşünmeye başladı. Hani çıtayı... Evet, umutlandı. Evet, umutlandı ve bu bütçeye rağmen. Şimdi Trendyol 1. Lig'in kalitesine baktığınız zaman nasıl görüyorsunuz? Ya şimdi tabii belli başlı takımlar var ama işte Ankara Gücü diyoruz, Kocaeli diyoruz, Iğdır diyoruz. İşte Ahmet diyoruz. Ahmet diyoruz tamam mı? Bunlar bütçeli takımlar.
Ama baktığınız zaman oynadığı oyunlar bütçenin karşılığı değil. Evet. Buradan ne çıkıyor? Tabii ki yani ekonomi bu işin bir parçası. Ama doğru takım yapmak, işte aşırı bütçelerle takım yaptığınız zaman çok doğru takım yaptığınız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu sene birinci lig hakikaten zorlu bir lig olacak. İşte görüyorsunuz daha Erzurumspor yeni yeni transferini açtı. Transferler yeni yeni yapmaya başladı. 2-3 tane genç oyuncusuyla oynayarak Ankara Gücü'nü bir korner golüyle mağlup etti. Yani bu sene lig hakikaten çok çetin geçecek. Çünkü transferi yasağı olan takım yok. Geçen sene Giresun Altay vardı. Bu sene şimdi biraz Malatya katılacakmış herhalde. Evet katılacak ve Urfa'da oynayacak maçlarını. Urfa'da oynamayı planlıyorlarmış. Tabii biraz sağımıza belki sıkıntı yaratabilir ama olsun, bizim komşumuz onlar. Gelsin biz onlara misafirlik yaparız. Çünkü deprem oldu. Onlar tekrar ayağa kalkmak istiyor. Biz de onlara elimizden geleni yapmamız lazım. Hani bilmiyorum takımı nasıl yaptılar, transfer yapabildiler mi? Kiralık genç oyuncularını geri çağırdı hocam. Genç takımla falan evet, oynayacaklar genç herhalde. Oynayacaklar. Hani onlar da bir savaşın içine girecekler, mücadelenin içine. Dolayısıyla bu sene birinci lig hakikaten çok zor. Yani aşağıdakiler, yukarıdakiler hiç fark etmiyor. Bakın aşağıdaki diyoruz, Erzurum Ankara Gücü'nü yendi. Tabii. İşte Ümraniye çok iyi bir maçtan sonra Çorum geldi, biz yendik Çorum maçını. Çorum galibiyeti kaçırdı gibi. Böyle değişkenli maçlar olacak. Birincilik tabii Süper Lig'in bir altı. Ama burası Süper Lig'de biraz daha nasıl söyleyeyim oyun anlayışıdır. Daha serbest oynama imkanı bulabiliyor oyuncular. Ama birincilik öyle yok. Temas, demin söyledin evet ya İbrahim'ciğim. Temaslı oynama var, yakın oynama var, döndürmeme var, pres var. Yani çok zorlu maçlar bekliyor. Hani tabii ki taraftarlarımızın bu dilekleri, bu umutları çok güzel. Taraftarlarımızın, yöneticilerimizin, hatta mülki erkanlarımızın bu dilekleri çok güzel. İşte playoff'tur, şampiyonluktur. Ama biz önce biraz böyle ayaklarımızı yere basa basa gidelim. Çünkü hakikaten söylüyorum, genç oyuncularımızı bu strese sokarsak, bu açmaz yola sokarsak sonra sıkıntı yaşayabiliriz. Biz maçlarımızı hep kazanalım. Maçlarımızı puanla, her maça puan parolasıyla hazırlanalım. Ondan sonra bakalım sonuçlar bizi nereye götürecek. Ama ben inanıyorum böyle mücadele edersek sonuçlar bizi hepimizi mutlu edecek yere götürecek. İnşallah hocam. Peki baktığımız zaman genel olarak hep son diyorum ama stadyumlara baktığımız zaman bizim stadyumu nasıl görüyorsunuz hocam? Ben çünkü sezon başlamadan önce biz sevgili Ahmet Durmuş muhabirimizle beraber röportaja gitmiştik. Evet. Orada bir röportaj vermiştik sezon öncesi hazırlıklarında. Çok güzel bir bakım yapılıyordu. İnanılmaz güzel bakım yapılıyordu. Süper Lig dahil baktığınız zaman neredeyse en iyi statlardan birine sahibiz. Siz ne zemin olarak mesela dün Ahmet'i gördüm. Ondan sonra Ümraniye'de güzel. Ümraniye sahasına da iyi bakılıyor. Ama zemin olarak şu anda Türkiye'de hem sıcak havadan dolayı hem de iklimden dolayı sahalar gerçekten sıkıntılı ama bizim sahayı kim, hani bu sahada onlara da teşekkür ederim. Bizim sahayı kim organize ediyorsa, kim bakıyorsa bizim sahaya, stadyumdaki sahaya, zemine gerçekten tebrik etmek lazım. Yani halı gibi yapmışlar. Tabii ki sulayınca biraz bozulmaya müsait filan ama onu silindirle tekrar tedavi ediyorlar. Yani bizim sahamız şu anda zemin olarak mükemmel. Bizim stadyumumuz yani zamanda keşke şöyle butik bir stadyum, daha butik bir stadyum, daha kapalı, daha kale arkaları yakın bir stadyum olsaydı. Hani şu andaki işte bazı stadyumlar var öyle. Şimdi 92'nin projesi hocam. Öyle mi? Tabii. O ha, 92'nin projesi. Yani bayağı bir eski. Ama hani bu stadyumu dolduracak bir performans da ortaya koymak lazım. İnşallah ben o günleri özlüyorum, o günleri bekliyorum. Yani biz geçen sene bakın ilk zamanlar hani bildiğim kadarıyla, izlediğim kadarıyla seyirci taraftarımız çok maça gelmiyordu. Ne zaman ki düşme hattına geldik o zaman gelmeye başladılar. Biz işi baştan sağlam tutalım, sıkı tutalım. Taraftarlarımız bu takıma destek versin, gelsinler maça. Hani şunu vaat ediyoruz taraftarlarımıza, o sözü verebiliyoruz. Yani sahada elimizden gelen en iyisi neyse onu vereceğiz. Mücadeleyi yapacağız ki
Taraftarımız da bunu istiyor. Onun için bu sene baştan itibaren tabii ki pasolik sıkıntıları varmış. Belki ekonomik sıkıntılar olabilir. Yani onların da çaresi bulunur mutlaka. İşte evet. Bilet fiyatları şöyle olur böyle olur bilemiyorum. Yani biz o stadyumu aşağı yukarı dolu tribünlerde oynarsak gerçekten bu genç oyuncularımız var ya bir performansını iki performans yaparlar. O yüzden o konuda da biraz açıkçası ilgi alaka gösterirlerse çok memnun oluruz. Çünkü ya, bu takım çok güzel bir şey söyledi taraftarlar. Bu takım artık Süper Lig'de olmayı hak ediyor. Ha, bu sene olur, gelecekse öbür sene olur ama 200 senede Süper Lig'de olmayı hak ediyor. Bu da sadece futbolcuların, başkanın, yönetimin, teknik kadronun olacağı iş. Bir defa taraftarsız futbol tuzsuz bir yemeğe benziyor. O yüzden taraftarlarımız çok kıymetli, çok önemli. Ki ben daha önce de eski stadyumda oynuyorduk. O zaman evet, dolduruyorlardı stadı. Çok işte 10 maç üst üste yenilmedik o zaman. Niye? Oyuncularımız bir çıkıyor ki taraftar öyle canlı görüyorlar, destek etraftaki görüyorlar. Etraftaki apartmanlar doluyordu, üstleri yani, doluyordu. Sığılmıyordu aslında. Ya şimdi tiyatro oyununa gitseniz, bir tiyatro oyununa gitseniz, o tiyatro sahnesinde oyuncular baktığı zaman 3-5 tane seyirci görürse nasıl bir motivasyonla o tiyatroyu oynarlar? Sıfır motivasyon. Sıfır ama dolu bir salon önünde nasıl bir motivasyonla kendini... Bu da öyle bir şey. Yani bizim işimizde bir nevi sanat. Biz en güzel şekilde inşallah o sanatı yapmaya çalışacağız. Bu camiaya, bu formaya layık olmaya çalışacağız. İstanbul Spor karşısında başarılar diliyoruz hocam. İnşallah bizler de orada oluruz. Son olarak sizlerle taraftarları şöyle baş başa bırakacağım. Birazcık evet. dertleşebilirsiniz. Evet. Göğüs sponsorumuz yok. Evet. Hani bununla ilgili iş adamlarına bir çağrıda da bulunabilirsiniz. Siz ve kamerayla sizi baş başa bırakayım. Birazcık içinizi siz dökün. Yani, son sözleri evet. sizden alayım hocam. Yani şimdi her şey ortada. Malumunuz. Yani bütçeler ortada. İşte durumlar ortada. Yani bu kısıtlı bütçelerle yol almaya gayret ediyoruz. Alır mıyız? Alırız tabii ki bu kısıtlı bütçelerle. Ama yarın bir gün bir forma sponsorluğu olsa, bir şort sponsorluğu olsa, bir işte omuz, sırt yani kol sponsorluğu olsa niye kötü olsun ki? Yani kulübümüze katkı olsun, gelir olsun. Çünkü bu gelecek imkanlar mutlaka kulübümüzde oyuncularımıza yani oyuncularımızın performanslarına işte atıyorum böyle güzel bir maç oynadık değil mi? İşte gelip orada primi biraz daha artırabilir başkanımız, yöneticilerimiz. Ya da oraya gelen bir iş adamımız. Gönlünden kopup. Bunları yapabiliriz. Bunlar tabii biraz taşıma suyla değirmen gibi ama şu anda tabii kulübümüzün ister istemez bu tarz sponsorluklara ihtiyacı var görünüyor. Yani bu bir gerçek. Bunu evet. saklamaya gerek yok. Şeffaf olmak lazım. Burada da tabii iş adamlarımız tabii var. İşte orada tabelalar var, bazı reklamlar var. Ama bunun daha çoğalması, daha da böyle gelişmesi Urfa Spor'a menfaatine yani. Bunlar tabii ki biz buralardan anlaştığımız rakamlar var. Başkanımız o planı yapmış, onları ödemeye çalışıyor, ödüyor falan ama bu düşük bütçelere mesela biz tabii burada bize de çok büyük görev düşüyor. Biz Ümraniye maçındaki performansımızı aksine yukarıya çekersek mutlaka sponsorluklar da gelecek. Demin de söylediğim gibi Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz, Milletvekillerimiz, mülki erkanlar mutlaka onlar da sessiz kalmayacaklardır. Bunu en azından bekliyoruz. Burada tabii iş bize daha çok düşüyor. Biz performans göstereceğiz. İnsanlar da bize hem maddi hem manevi desteklerini esirgemeyecekler. Çünkü yani ben oraya takılı kaldım. O bir taraftarımıza takılı kaldım. Bu Şanlıurfa Spor Süper Lig'de olmayı artık hak ediyor. Geçti, zamanı bile geçti. Bir an önce bunun temellerini inşallah bu sene attık. Bunun temelleriyle beraber 200 sene içinde Şanlıurfa Spor Süper Lig'de görmek en büyük arzum olur. Ben burada olayım ya da olmayayım. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bizleri kırmayıp o güzel değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Herkese selamlar, saygılar. Teşekkür ediyoruz. Evet, Spor Fanatik programında bu akşam
Erkan Sözeri, Şanlıurfa Spor Teknik Direktörümüz bizler de birlikte oldu. Bilinmeyenleri beraber öğrenmiş olduk, paylaşmış olduk sizlere. Erkan Sözeri ve önümüzde bizleri bekleyen maçlarla ilgili güzel bir program çıkardığımıza inanıyoruz. Sizler de umarız ekranları başında keyif aldınız. O güzel vaktinizi, o değerli vaktinizi bizlere ayırdınız. Aslında son söz olarak şunu söylüyorum. İş adamlarımız, STK'larımız artık uyumaktan uyanma dönemine geçip şu sahada alın terlerini döken aslanlara, bu koca yürekli gençlerimize birazcık sahip çıktığınız takdirde bakın Şanlıurfa Spor'un nasıl yüreğini ortaya koyduğunu görüyoruz sahada. Bunu üstüne katmak bizim elimizdeki bir şeydir. Sizler desteklerinizi verin. Bu takım oynaya oynaya Süper Lig'e gider. Ne Ahmet'i dinler, ne Ankara Gücü'nü dinler, ne İstanbul'u dinler. Alır başını gider. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.